Şimdi bir core uygulaması hazırladık. Ve bu uygulamamızın çalıştırılabilir hale getirmesi için yani hatalardan arındırdıktan sonra bu uygulamamızı çalıştırabilmek için uygulamamızı derleyecek olan bir programın daha önceden bilgisayarımıza kurulu olması gerekir. Bu sadece core uygulaması için geçerli değil. Örneğin ASP.NET MVC ya da Web Form ya da bir PHP uygulaması ya da Node.js uygulaması hazırladınız. Uygulamanızı çalıştırılabilir hale getirmek için yani bilgisayarın anlayabileceği yapıya dönüştürebilmek için bir derleyici ihtiyacınız var. Core uygulamaları için .NET Core derleyicisinin uygulamayı geliştirdiğiniz bilgisayar kurulu olması gerekiyor. Bu derleyici bir sonraki dersimizde bilgisayarımıza kuracağız. Peki uygulamanız nasıl çalıştırılacak? Uygulamanız bir server aracılığıyla çalıştırılıyor. Peki server türleri nelerdir? Örneğin bir ISS server ya da bir Apache server olabilir. Burada ilk olarak bilmemiz gereken Microsoft IIS Server'ının sadece Windows ortamında kuruluyor olması Apache Server'ın ise Linux'a özel bir server olduğunu bilmeniz. .NET Core uygulamalarından önce örneğin .NET Framework ile geliştirilen ASP.NET Web Form ya da MVC uygulamaları sadece ISS Web Server tarafından host edilebiliyordu. Yani yayınlanabiliyordu. Dolayısıyla bizim bir Windows'a zorunluluğumuz, bağlılığımız vardı. Ancak .NET Core platformu cross platform diye nitelendiriliyor. Yani ister Windows ortamında ister Linux ortamında uygulamalarınızı yayınlayabiliyorsunuz. Çünkü .NET uygulamalar içerisinde gelen bir Kestrel Web Server isminde bir serverımız var. Kestrel Web Server kendi başına uygulamaya gelen talepleri yanıtlayıp bu taleplere bir response, bir yanıt döndürebiliyor. Ancak uygulamanızı internet ortamına yayınlamak istediğinizde bu biraz farklılaşıyor. Çünkü biz yerelde örneğin uygulamamızda bir core uygulaması içerisinde bize gelen Caster Web Server ile gelen HTTP requestlerini ele alabiliyoruz. Yani bir ISS ya da bir Apache'ye bağımlılığımız yok. Kendi başına çalışan bir uygulama. Ancak uygulamamızı internet üzerinde yayınladığımız zaman internet ortamından uygulamamıza gelen süreci yönetecek olan bir proxy server e ihtiyacımız var. Bu da ASS ya da Apache olabilir. Yani bir talep geliyor. Talebi internet üzerinden aldığımız için bir proxy server bu talebi uygulamaya getirene kadar bu sürücü yönetiyor. Bu gelen istekten sonra uygulama içerisinde kendi Kessler Server'ı zaten kullanıyor. Bu da problem yok. Ancak bu internet ortamında düşünmemiz gereken bir yapı. Yani uygulama içerisinde bir Kessler Web Server'ın gelmesi internette sitemizi yayınladıktan sonra ISS ya da Apache kullanmamamız anlamına gelmiyor. Bunlardan bir tanesi proxy server olarak kullanmamız gerekiyor. Ancak önceden sadece ISS'i kullanıyorduk. Dolayısıyla Windows'a bir bağımlılığımız vardı. Ancak şimdi Apache'yi de bir proxy server olarak kullanabildiğimizden dolayı .NET Core uygulamalarımızı her platformda yayınlayıp host edebiliyoruz. Peki bu işin server tarafı yani host tarafı. Şimdi uygulamamızı hangi ortamlarda geliştireceğiz? Örneğin Visual Studio Code editörünü ya da Visual Studio editörünü. Hatta Visual Studio for Mac editörü var. Yani sadece Mac bilgisayarlarınızı özgü olan bir Visual Studio versiyonu. Bunlardan herhangi bir tanesini kullanabiliriz. Tabii ki ben bir sonraki dersimizde Visual Studio Code ve Visual Studio kurulmalarını yapacağım. Ve bazı uygulamaları Visual Studio Code ile bazı uygulamaları da Visual Studio ile geliştireceğim. Şimdi burada bilmemiz gereken Visual Studio'nun sadece Windows ortamına özgü olan bir program olduğu. Ancak özellik bakımından tabii ki çok daha gelişmiş. Ancak Visual Studio kod editörüne baktığımızda Visual Studio kod editörü sadece core uygulamaları için değil. Örneğin bir Node.js uygulaması yapabiliyorsunuz ya da bir Python uygulaması ya da bir PHP uygulaması herhangi bir uygulama için geliştirilebilen bir yapı. Visual Studio kod editörü içerisinde herhangi bir eklenti yüklüyorsunuz. Örneğin Python'la ilgili bir eklenti ekliyorsunuz ve Kod yazarken size zenginlik sağlıyor. Ya da Node.js uygulaması geliştirirken Node.js ile işte JavaScript ile alakalı bir eklenti ekliyorsunuz. Ve kod yazarken size hız sağlayacak olan bazı özellikleri editöre direkt eklemiş oluyorsunuz. Ve tabii ki en önemli özelliğinin de birisi kodlarını Windows ortamında, Linux ortamında ya da macOS ortamında çalıştırılabilir olmasıdır. Diğer yandan Visual Studio'ya baktığımızda Visual Studio'da yıllardır geliştirilen ve birçok özelliği olan ve sadece web ortamı özgü olmayan örneğin bir masaüstü uygulaması ya da mobil uygulamada geliştirebilen zengin bir editör. Burada hangisini kullanacağınız tamamen tercih meselesi. Önemli olan bilgisayarımızda .NET Core derleyicisinin olması. Biz uygulamamızda herhangi bir editörde yazıyoruz ve yazdığımız kodları .NET Core derleyicisiyle derleyip çalıştırabilir hale getiriyoruz. Bu dersimizde ise .NET projeler için gerekli olan kurulumları yapalım. Şimdi ilk olarak .NET Core şeklinde arattığınızda .net.microsoft.com slash download sitesine ulaşabilirsiniz. Ve bu aşağı indiğinizde burada Windows, Linux ya da MacOS kullandığınız işletim sistemine göre olan .NET Core kurulumunu yapmanız gerekiyor. Buradan ben Windows kullandığım için Build App kısmından yani Runtime değil de buradan SDK'ya indirmeniz gerekiyor bilgisayarınıza. Şu anki versiyonu 2.2 ilerleyen zamanlarda versiyonu değiştiği zaman kursta yapılanlarla aynı işlemleri, aynı sonuca ulaşmak istiyorsanız ki farklılıklar olabiliyor. Dolayısıyla .NET 2.2'nin altında şuradan all.net core version yani buradan bütün versiyonları bulabilirsiniz. Örneğin şu anda 3.0 preview versiyonunda henüz tam versiyonu yayınlanmadı. Şu anki son stabil sürüm 2.2 dolayısıyla bunu kurmanız gerekiyor. Bunu kurduktan sonra komut satırından bunun kurulumunun yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu da yapmanız gereken .net boşluk slash, slash, //version demek. Version dediğiniz zaman bakın şu anda kurulan sürüm 2.2. Peki şu anda bilgisayarımızda yazımız .net uygulamalarını derleyecek olan .net core derleyicisi şu anda bilgisayarımızda kurulu. Bir sonraki kurmamız gereken Visual Studio Code ya da Visual Studio. Ben kurs boyunca iki editörde kullanmaya özen göstereceğim. Eğer bir Mac kullanıcısıysanız Visual Studio Form Mac'i de kullanabilirsiniz. Ya da Visual Studio Code Editörünü kullanabilirsiniz. Yani hangi işletim sistemini kullanıyorsanız kullanın. Sonuçta Visual Studio Code Editörünü kullanabilirsiniz. Bakın buradan versiyonları MacOS, Windows ya da Linux için olan versiyonlar buradan indirilebilir. Eğer Windows kullanıcısıysanız Visual Studio Editörünü kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercihe bağlı. Şimdi buradan Visual Studio kurmak için örneğin Windows versiyonu için buradan dosyayı indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Gayet basit, herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Visual Studio kod kullanımını bir sonraki dersimizde göstereceğiz. Visual Studio kurulumu için visualstudio.microsoft.com'a geliyoruz ve buradan Visual Studio IDE kısmına geliyoruz ve üzerine geldiğimiz zaman Community 2017, 2019 versiyonunda kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun olmaz. Önemli olan dediğimiz gibi .NET Core derleyicisinin bilgisayarınızda olmuş olması. Ben buradan Community 2017 diyorum. Bunda bazı ayarlar var. Bunlara bakalım. Buradan OK diyelim. Ve buradan kurulum sayfası gelecek karşımıza. Ben daha önceden tabii ki 2017 bilgisayarımı kurdum. Visual Studio Installer ekranından Community, Enterprise ya da Professional versiyonlarını kurabilirsiniz. Ücretsiz ve bütün özelliklerinde barındıran, yani bizim kursumuz için gerekli olan işlemleri yapabileceğimiz Community sürümünü ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak bir Microsoft hesabını Visual Studio Community 2017 üzerinde açmanız gerekiyor ki ücretsiz kullanabilmeniz için. Şimdi ben buradan gelip siz tabii ki başlat deyip kurabilirsiniz. Ben buradan değiştir diyorum çünkü benim bilgisayarımda şu anda kurulu. Ve şu anda değiştir dediğim için bilgisayarıma kurulu olan özelliklerle birlikte ve alternatif olarak seçebileceğim özelliklerle birlikte bir ekran karşıma gelecek. Peki ekran karşımıza geldi. Buradan yapmamız gereken ASP.NET ve web app, web geliştirme kısmını işaretlemek. Aşağıya doğru gelelim. Node.js kurulumunu ayrı bir şekilde biz yapacağız. Burayı seçmemize gerek yok. Ve Notch .net core çoklu platform kısmını seçelim ve buradan bağımsız bileşenlerden Şöyle yukarıya gelelim. Bunları zaten kendi otomatik olarak en çok kullanılanlar zaten seçilecek. Burada dikkat etmeniz gereken buradan bir SQL Server ile çalışmak için SQL Server Express 2016 Local DB olması ya da SQL Server hizmetini Visual Studio birlikte kurmayacaksanız da örneğin Express sürümünü daha sonradan bilgisayarınızdan kurup kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan önemli olan bir kısım dil paketleri. Buradan Türkçe seçili olarak geliyor. Bunu İngilizce olarak değiştirin. Çünkü verilen hata kodlarını, hata cümlelerini Türkçe olarak arattırdığınızda bir sonuca varamazsınız. Ancak İngilizce olarak üretilmiş olan hata kodlarını Google'da aradığınızda tabii ki karşınıza bir sürü seçenek çıkacak ve hatanızı düzeltebileceksiniz. Peki bu özellikleri seçtikten sonra Visual Studio'da bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Peki bir sonraki kurmamız gereken kurulum notceğiz. Node.js de aynen .NET Core derleyicisi gibi JavaScript kodlarımızı server tarafında çalıştırılabilir hale getiren bir yapı. Yani ASP.NET Core'un bir rakibi, bir alternatifi diyebilirsiniz. Şimdi biz neden Node.js kurulumunu yapıyoruz? Node.js içerisine gelen bir NPM yapısı var. NPM ile biz hazır paketleri uygulama içerisine kurabiliyoruz. Yani bir Node.js uygulaması geliştirmeyeceğiz, ancak Node.js kurulumu ile birlikte gelen npm yapısını uygulamamıza kurmak için kullanacağız. Gerçekten kullanışlı bir yapı. Dolayısıyla burada işletim sistemimize göre bir versiyonu kurabilirsiniz. Örneğin şu andaki stabil versiyonu 10.15.3. Bunu da kurduktan sonra gene komut satırına geldiğimizde şöyle cmd yazalım ve not boşluk Slash V dediğimizde burada 10.13.0 versiyonu şu anda bilgisayarımda olduğunu görüyorum. Peki bu kurulumları yaptıktan sonra bir sonraki dersimizde Visual Studio Code ve Visual Studio 2017 yani Visual Studio Editor'ın kullanımını görelim. Bu dersimizde ise Visual Studio Code kullanımını görelim ve basit bir proje oluşturalım. Şimdi ilk olarak Visual Studio, Visual Studio Code Editor'ını açıyoruz ve sol alt köşede bazı ayarlarımız için gidebileceğimiz menüler var. Buradan ilk olarak örneğin Color tema dediği kısmı açıyorum ve buradan kullandığım temanın şu anda Default Dark olduğunu ve örneğin buradan gelip farklı bir tema kullanmak istediğimde buradan seçmem yeterli. Şöyle Color tema diyelim ve eski haline getirelim. Ve tabii farklı bir tema kullanmak istiyorsanız gelip buradan Color tema dersiniz ya da şuradan gelip Install Additional Color Tema diye farklı bir tema Visual Studio Code Editor için kurabilirsiniz. Yani Visual Studio Code Editor'ımız oldukça esnek bir yapıya sahip. İstediğiniz gibi kullandığınız dile özgü olan istediğiniz özellikleri Visual Studio Code'a ekleyebilirsiniz. Şimdi bizim sol tarafta dosyalarımızı göreceğimiz kısım var. Örneğin buradan yeni bir dosya bir klasör açıp kullanabilirsiniz. Ya da bu dosya açma ya da dosyaları görüntüleme işlemlerini çok daha kolay basit bir şekilde tabii yapabiliriz. Şimdi proje oluşturmaya geçmeden önce Visual Studio Code içerisinde kurmamız gereken bazı eklentilere gelelim. Şuradan eklenti ikonuna tıkladığımda burada benim kurmuş olduğum üç tane eklenti var. Burada da bana önerilen eklentiler. Şimdi buradan search kısmından istediğiniz bir eklentiyi aratabilirsiniz. Örneğin C Sharp dediğinizde karşınıza gelen C Sharp eklentisini bilgisayarınıza kurmalısınız ki bu C Sharp kodları yazarken işlerimizi kolaylaştırıyor. Örneğin otomatik tamamlama işlemleri gibi ya da extension eklentisini kurduğunuzda dosya eklerken hazır bir klas eklediğiniz örneğin sizin için bazı kodlar otomatik olarak dosyalara ekleniyor. Onun haricinde eğer bunu kullanmazsanız, bu eklentiyi kullanmazsanız içeriklerin hepsini kendiniz girmeniz gerekiyor. Yani belli rutin işlemleri siz adınıza kendi yapıyor. Ya da başka bir eklenti olan Nuget eklentisinde harici paket kurulumu için kurmanız gerekiyor. Peki bunları kurduktan sonra şu panelde buradan kapatabilirsiniz. Ya da Ctrl B ile bu paketi açıp bu paneli açıp kapatabilirsiniz. Ve daha sonra şuradan gelip Settings kısmına geldiğimizde burada Visual Studio Code görüntüsüyle alakalı birçok işleme ulaşabilirsiniz. Örneğin gelip font büyüklüğünü büyütmek istediğinizde gelip buradan font şeklinde aratıp gelip buradan uygulamanın kullandığı font değerlerini buradan değiştirebilirsiniz. Ya da birçok özellik burada karşınıza geliyor. Örneğin ben bir şey biraz istiyorum. Kontrol artı tuşuna bastığımızda bakın üstü kod zoomlanır. Ya da kontrol eksiye bastığınızda tekrar azalır. Şimdi terminal ekranını açıyorum. Buradan üstten terminal ve nif terminal ya da kontrol tırnağa bastığınızda shift'e basmanız gerekmiyor. Kontrol tırnak dediğinizde karşınıza terminal ekranı geliyor. Peki bu terminal ekranı nedir? Terminal ekranı bizim normal Windows tuşuna basıp cmd yazarak komut satırı kısmına geldiğimiz ve yaptığımız işlemlerin aynısı. Yani işlemimizi cmd deyip komu satırından da yapabilirsiniz ya da tabi yeni bir terminal ekran açıp buradan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Peki burayı neden kullanacağız? Proje oluşturma aşamalarının hepsini buradan yapıyoruz çünkü. Örneğin gelip buradan mesela not boşluk tire tire version dediğimizde not versiyonunu burada gelip görebiliriz. Ya da .net boşluk tire tire version dediğimizde görebiliriz. Ya da npm tire version dediğimizde kurulu olan npm versiyonunu burada görürüz. Gibi bunlar gerekli olan kurulumlarda da hatırlarsınız. Şimdi buradan gelip dotnet komutunu kullanacağız biz. .NET projeler için dotnet --help dediğinizde bu da dotnet komutuyla alakalı bir sürü özellik geliyor. Örneğin biz yeni bir proje oluştururken dotnet boşluk new komutunu kullanacağız. Bakın yeni bir proje oluştururken ya da projemizi çalıştırırken bakın dotnet .run diyeceğiz. Ya da bir migration oluştururken migrate metodunu kullanacağız. Tabi bunlara ilerleyen aşamalarda bakacağız. Şimdi yeni bir proje oluştururken ne yapıyorduk? .NET boşluk new diyorduk. Ancak new komutunun kullanımını bilmiyorum. Dolayısıyla new dedikten sonra tekrar tire tire help diyorum. Enter'a basıyorum. Yanlış yazdık. .NET new help diyoruz. Ve help ile alakalı bize burada bakın bir sürü özellik geliyor. Örneğin .NET new konsol yazarsanız yeni bir konsol projesi oluşturursunuz. Ya da class kütüphanesi oluştururken ya da gelip bir web uygulaması oluşturduğunuzda ancak herhangi bir diğerleri bağlı olmayan boş bir core projesi ya da MVC dediğinizde MVC pattern'ı e uygulayan bir proje oluşturursunuz. Ya da gelip bir web API projesi ya da Angular React tarzında hazır proje şablonlarına sahip olan projeler oluşturabilirsiniz. Biz şimdi örnek olması açısından örneğin hazır bir şablona sahip olan MVC yapısını oluşturalım. Yapmamız gereken .NET New MVC. Eğer bu komutu burada çalıştırırsak projeyi Sadık Turan klasör içerisine aktarır. Ancak ben projenin burada oluşturulmasını istemiyorum. Bunun için yapmam gereken şunu silelim. Buradan make deyip yani bir klasör oluşturma komutuyla yeni bir klasör oluşturuyoruz. Örneğin yine aynı klasör içerisinde oluşturalım. Örneğin gelip şuradan kurs app isminde bir klasör oluşturalım. Bakın yeni bir klasör oluştu. Sadık Turan klasör içerisinde eğer dir dersem Sadık Turan klasör içerisinde bütün dosyalar benim karşıma gelir. Klasör içeriklerini, klasör ve dosyaları burada karşımıza getirir. Ancak ben cd boşluk kurs app isminde klasör içerisinde geçiş yapmak istiyorum ki bu klasör içerisinde çalışmak çalışmak için. Dolayısıyla burada kurs app klasör içerisinde artık dir dersek bakın herhangi bir dosya burada gelmez çünkü boş bir klasör. Şimdi bu klasör içerisinde ben yeni bir proje oluşturmak istiyorum. Dolayısıyla .net if boşluk MVC. Bunu dediğim takdirde kurs app klasör içerisinde yeni bir MVC projesi oluşturur. Şimdi MVC projesi bu klasör içerisinde direkt oluşacak. Bunun yerine bu klasör içerisindeki yeni bir klasör açarak o klasör içerisinde projenizi oluşturun istiyorsanız bu durumda tire o deyip örneğin böyle yapabilirsiniz. Kurs app nokta core mvc derseniz bu durumda ne yapar? Kurs app klasör içerisine kurs app nokta kurs mvc der. Bu klasör içerisinde yeni bir projeyi atar katman mimaride proje oluştururken bu yapıyı kullanmanız gerekiyor. Ancak biz direkt şimdi kurs app içerisinde MVC projesini direkt oluşturalım. Evet projemiz oluşturuldu. Gelip dır dersek eğer bakın oluşturulmuş olan içerikler burada. Controller, Models ya da views ya da www Root klasörü ve gerekli dosyalar burada oluşturuldu. Tabi bu dosyaların şu an ne olduğu ne işe yaradığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim için şu anda bu yapıyı hazırlayabiliyor olmak. Tabi ki bunların ayrıntılarına tek tek gireceğiz. Şimdi burada yapmamız gereken bu projeyi örneğin çalıştırmak. Bu projeyi çalıştırmak için gene kurs app klasörü içerisindeyken .net boşluk run demek. Bunu derseniz projeniz çalıştırılabilir hale gelir ve bize de bir tane adres verecek. O adres altından uygulamayı görüntüleyebileceğiz. Peki projemizin host edildiği adresler burada. Projemizi çalıştırdığımızda bu şekilde bir uyarı alıyoruz. Buradan gelişmiş deyip Localhost sitesine ilerli güvenli değil ikonu tıklayalım ve bilinçli olarak bu sayfayı açalım. Bakın projemiz şu anda Localhost 5001 portu altında şu anda çalışıyor. Peki proje dosyalarımızı Visual Studio Code içerisinde nasıl açacağız? Bunlara bakalım. Gelip buradan Open Folder deyip tabii ki dosya içeriklerini klasörü bulup açabilirsiniz. Nerede? Bilgisayarımda. Şöyle C'nin altında kullanıcılarda Sadık Turan'ın altında C'ye tıklayalım. Kursep, kursepi açtığımız zaman direkt bu proje yüzüstyokotta açılır ve dosyalar üzerinde işlem yapmaya başlayabiliriz. Ya da bunun haricinde buradan gelip Close Folder diyelim, yani açtığımız klasörü kapatalım ve Terminal ekranı tekrar açalım. Terminal ekranında C'de Kursep klasörüne geçiş yapalım ve bu klasörün içerisindeyken yapmamız gereken kod boşluk nokta demek. Bunu dediğimiz zaman yeni bir Visual Studio kod editörü üzerinde bu klasör açılacak. Bakın açıldı. Yani bu aşamaya kadar olan işlemle terminal ekranından değil de cmd deyip komut satırı üzerinden de yapabilirdiniz ve en sonda kod boşluk nokta dediğinizde projeniz direkt Visual Studio kod üzerinde çalışırdı. Peki son olarak burada gelen uyarıya OK diyelim. Ve bir sonraki dersimizde ise bu işlemleri Visual Studio aracılığıyla yapalım. Bu dersimizde ise Visual Studio ile nasıl proje geliştiriyoruz buna bakalım. Eğer ki Windows kullanıcısıysanız Visual Studio Community 2017 versiyonunu kullanabilirsiniz. Ya da 2019 versiyonu da kullanabilirsiniz. Eğer bir Mac kullanıcısıysanız bu durumda Visual Studio for Mac uygulamasını da tabii kullanabilirsiniz. Şuradan Help'den About dediğimizde bizim şu anda kullandığımız versiyonun 15, 9, 10 olduğunu görüyoruz. Visual Studio arayüzlerinde değişiklikler olabilir yeni versiyonları çıktığında ancak bunlar önemli değil. Önemli olan dediğimiz gibi uygulamamızı derleyecek olan .NET versiyonu. Visual Studio sadece bir ide. Peki uygulamamızı Visual Studio ile nasıl oluşturuyoruz? gez buradan file diyoruz, new diyoruz ve proje diyoruz. Proje dedikten sonra buradan C Sharp altından web, webten şöyle sağ tarafa gelin ve .NET Framework değil ASP.NET Core Web Application seçiyoruz. Ve burada projeye bir isim veriyoruz. Yani proje için aslında burada bir klasör oluşturuyoruz. Projemizin ismi Örneğin gelip şuradan Kurs App diyelim. Peki proje için bir Solution klasörü oluşturulsun mu? Sadece Kurs App isminde bir klasör ve klasör içerisinde direkt proje dosyaları oluşturacak bu durumda eğer bir Solution klasörü de oluşturursak eğer bu genel bir klasör ve bu klasörün içerisinde de yeni bir proje için bir klasör oluşturabilirsiniz. Yani kursapp.corenvc dediğinizde projemizin genel adı kursapp ve kursapp projesi içerisinde bu şekilde bir core projesi olmuş olacak ve ayrı bir klasör içerisinde. Bunu oluşturmamızdaki sebep eğer bir katmanlı miyavani ile proje geliştiriyorsak bu durumda örneğin api içinde gelip şuradan web api isminde bir yeni bir klasör oluşturup ayrı bir proje şeklinde yine aynı solution içerisinde yani aynı ana klasör içerisinde ekleyebiliyoruz. Peki bizim solution'da proje ismimiz aynı olsun bunda problem yok. Bu şekilde kurs ekliyoruz ve buradan OK diyelim. Ve karşımıza gelen ekrandan .NET Core ve buradan da 2.2 versiyonunu seçiyoruz. Ve buradan empty diyebiliriz. Yani boş bir proje oluştururuz. Ya da bir API projesi ya da biraz evvel Virüs Studio ile oluşturduğumuz Virüs Studio Code Editor ile oluşturduğumuz proje yapısında buradan MVC pattern ile MVC desen ile oluşturabiliriz. Buradan Configure for HTTPS'i kapatalım ve bu şekilde hazır bir şablon olan bir proje oluşturalım ve uygulamamızı çalıştıralım. Peki uygulamamız kuruldu ve geri buradan Solution Explorer'dan dosyalarımıza bakabiliriz. Aynen biraz evvel bir kodlu gördüğümüz içeriklerin aynılarını yine burada görüyoruz. Controller, Model View ve gerekli olan diğer klasörler. Yine bu klasör içerisini aynen gelip cmd'de yine burayı görüntüleyip bu klasörü görüntüleyip Gene .NET komutlarıyla projenizi derleyebilirsiniz ya çalıştırabilirsiniz. Aynı işlemleri kullanabilirsiniz. Burada tek yaptığımız sadece Virüsü üzerinde buradaki işlemleri yapmak biraz da zengin bir yapıya sahip ancak Visual Code da oldukça güzel bir editör. Kullanımına aşina olduğunuzda eminim ki Visual çok daha hızlı uygulama geliştirebilirsiniz. Peki buradaki dosya içerikleri şu an bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şu anda örneğin uygulamamızı ISS Express ile çalıştırabiliriz. Ya da buradan Express sürümüne, Express Server'ına bağlı olmadan kurs epi seçip direkt Caster Server ile bu uygulamayı da çalıştırabiliriz. Bunu çalıştıralım uygulamayı. biraz zaman aldığımız aynı görüntüyü aldık. 5000 altında 5000 porta altında projemiz çalıştırıldı. Peki projemizi buradan tekrar durdurabiliriz. Bu dersimizde MVC'nin kullanımına başlamadan önce MVC'nin ne olduğundan bahsedeceğim. MVC Model Web Controller olarak ifade edilen bir web programlama desenidir. Buradaki web programlama deseninin manası ise web uygulaması geliştirirken kullandığımız tarz ve yöntemin adıdır. MVC ilk olarak 1970 yıllarında kullanılan bir kavramdı. Dolayısıyla MVC ASP.NET'e özel bir kavram değildir. ASP.NET'in yaptığı MVC yapısını ASP.NET çatısı altına almakta. MVC desenini günümüzde sadece ASP.NET kullanmamaktadır. Bu MVC yapısını Node.js ya da Ruby on Rails'ta kullanmaktadır. ASP.NET ilk çıktığında web form ile kendini duyurdu ve uzun yıllar bu şekilde devam etti. Ancak web programlama mantığına uymayan ya da uydurmak için zorlandığımız bazı durumlardan dolayı web geliştirmek için daha uygun olan MVC yapısı ASP.NET altında geliştirilmeye başlandı. Günümüzde ASP.NET çatısı altında web formda MVC'de kullanılıyor. Dolayısıyla ASP.NET bir web programlama ve bu web programlama altında kullanılan farklı yöntemler MVC deseni ya da web form deseni diyebiliriz. Peki buradaki uygulamayı MVC olarak temsil etmenin mantığı nedir? Aslında buradaki temel mantık uygulama geliştirirken uygulamayı 3 ayrı katmana ayırmak ve de her bir katmana ayrı bir görev yüklemek. Yani buradaki controller, view ya da modelin ayrı ayrı kendilerine özgü bir görevleri var. Dolayısıyla ben hangi bölmeye, bölüme ihtiyaç duyuyorsam gidip o bölümde uygulamamı geliştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde uygulama İlerleyen zamanlarda çok ileri seviyelere geldiğinde bile karmaşadan uzak bir şekilde uygulama geliştirmeye devam edebiliyorsunuz. Ancak bu web formda bu şekilde olmuyordu. Uygulama büyüdüğü zaman işler biraz karışıyordu. Peki buradaki her bir bölümün üstlendiği görevler nelerdir? Bu görevler örneğin controller bu uygulamadaki bu yapıdaki en önemli rolü üstleniyor. Yani uygulamaya gelen istekleri controller karşılıyor ve de ilgili yerlere bunu gönderiyor. Uygulamaya gelen istek yönlendirilmeden önce kullanıcıya yeni bir yönlendirme yapılmadan önce eğer uygulama örneğin veritabanından bir değer alıyorsa bu aldığı veri tabanından gelen değerleri paketlemesi gerekiyor. Bir sınıfın içerisine atması gerekiyor. Ve de bunu o şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla kontrol veritabanından tabanından örneğin aldığı değerleri model içerisinde doldurur. Uygulama içerisinde veri taşıyor bu model bölümü ve içi doldurulan model vive gönderiliyor. Bir de bizim bildiğimiz HTML içeriği üretiyor bize. Bakın, yapı gayet sade. Her bölümün ayrı bir görevi var. Gelen istekleri controller alıyor. Gelen istekler sonucunda eğer veritabanından onay bir değer alınacaksa bunu model içerisinde dolduruyor ve de bu yönlendirmeyi view üzerine yapıyor. Buradaki yönetici controller bu kontrolü bir trafik polisi olarak algılayabilirsiniz. Dolayısıyla şöyle bir uygulamamız olduğunu düşünelim örneğin eduraim.com'a gelen bir istek örneğin courses yani bunun altındaki kursları kullanıcı talep etsin. Böyle bir istek uygulamaya geldiği zaman ilk başta bu isteği karşılayacak olan yapı kontrolür. Kontrolür kendisine gelen isteği algılıyor ve de bu istek sonucunda veri olan bütün kurs bilgilerini talep ediyor. Ve de gelen bu bütün kurs bilgileri bir yapı içerisinde taşınması gerekiyor. Bu yapı model kavramı. Model bizim bildiğimiz normal uygulama içerisinde kullandığımız sınıf. Dolayısıyla bir sınıf listesini düşünün. Bu sınıf listesi dolduruluyor ve controller aracılığıyla tekrar view'e e gönderiliyor. View de kendisine gelen bu kursları sayfa üzerine HTML'e döndürerek kullanıcıya gösteriyor. Yani bu bilgilerin alınması ve de yönlendirilmesi tamamen kontroller'a aittir. Kontroller tamamen aslında veri tabanıyla iletişim halinde olan yapı. Yani bizim örneğin veri tabanı kodlarımız bu kontroller'lar içerisinde olacak. Ve bu sorgular ilgili istekle kontroller tarafından karşılanacak ve ilgili yönlendirmeler bütün işlemler yerine getirilecek ve kullanıcıya son kullanıcıya bir temeli içeriği üretilecek. Evet MVC'nin çalışma mantığı bu şekilde. Bir önceki dersimizde Core MVC'nin en temel özelliklerini öğrendik. Bu bölümde ise öğrendiklerimizle alakalı olarak bir uygulama yapalım. Uygulamamızı VS Code ile geliştireceğiz ve uygulama içerisinde dataları kullanmak için Movie Repository ve Category Repository isimli iki tane sınıf oluşturdum. Ve Movie Repository içerisinden denemelik film bilgilerini buraya ekledik ve aynı şekilde denemelik kategori bilgileri ise kategori pozitoriye ekledik. Tamamen uygulama database olarak bu yapıyı kullanıyor. Uygulamaya geldiğimizde uygulama dataları sayfa üzerine bu şekilde yansıtılıyor. Sol tarafta bir menü kısmımız olacak. Burayı hem partial view şeklinde oluşturduk ve ardından da view component şeklinde tekrar hazırladık. Ve sağ tarafta ise bir film listemiz var. İlk başta uygulama ana sayfasında tüm film bilgileri geliyor. Ancak bunları kategorilerle ilişkilendirdiğimiz için bir komponent aracıyla bu filtrelemeyi de yaptık. Örneğin gelip buradan bilim kurguya tıkladığımızda bilim kurguya ait olan iki tane film ya da maceraya tıkladığımızda maceraya ait olan bir film ya da herhangi bir kategoriye ait bir film yoksa da bu şekilde bir mesaj kullanıcıya verebiliyoruz. Örneğin gelip buradan maceraya tıklayalım ve gelip buradan bir filmin detay sayfasına gelelim. Detay sayfasında ise HTML şeklinde eklemiş olduğumuz açıklama kısmını sayfaya yorumlanmış bir şekilde çıkardık. Peki uygulamamız gayet basit ancak Core MVC'nin temel konularını öğrenmek adına güzel bir uygulama. Tabii ki henüz şu an database yapısını bilmiyoruz. Database yapısını öğrendikten sonra uygulamamızdaki repository kavramı tamamen database bilgimizi değiştirilecek. Yine yapı olarak ve temel MVC'nin kullanım açısından çok fazla bir şey fark edilmeyecek ancak işleri yalın tutma adına database kavramlarına, database konularına girmeden uygulamamızı yalın bir şekilde hazırlıyoruz. Bu dersimizde VS Code ile projemizi oluşturalım ve projede yapmamız gereken bazı ayarları yapalım. Şimdi ilk olarak konsol ekranını açtım ve konsolda şöyle cd desk tap diyerek masaüstüne geçiş yapıyorum. Farklı bir lokasyon kullanabilirsiniz. fark etmez. Buradan MacDir ile Main Movie App isminde bir klasör oluşturalım ve klasörümüze geçiş yapalım. Movie App klasörüne ve klasör içerisinde şu anda herhangi bir dosya yok. .net nil tire tire help diyerek nil komutuyla alakalı olan detay bilgilerini alalım ve buradan seçeceğimiz proje tipine karar verip ona göre projeyi içine bulduğumuz klasör içerisine oluşturabiliriz. Buradan Yine boş bir proje oluşturacağım. Core projesi olacak ve MVC ayarlarını direkt proje içerisine kendimiz yapalım. Direkt MVC projesi oluşturmamıza gerek yok. Buradan yapmamız gereken .NET boşluk new ve boş bir proje için web dememiz yeterli. Ve OK diyelim projemiz oluşmaya başlasın. Evet projemiz oluşturuldu. Yapmamız gereken kod boşluk nokta demek ve bu movie app klasörü direkt bizim Visual Studio Code içerisinde açılır. Projemiz açıldı. Proje içerisinde herhangi bir klasör, klasör yok. Şu anda MVC ile alakalı herhangi bir dosya klasör projemize eklenmedi. Biz yapmamız gereken bir buradan örneğin controllers ve boş bir alana tıklayıp örneğin gelip buradan views ve OK diyelim buradan models klasörlerini ekleyelim. MVC ile alakalı olan klasörler. Ve tekrar konsol kısmına gelelim. Konsolda C'de WIFS klasörüne geçiş yapalım ve .net ne bize lazım olacak? Viv import ve Viv start dosyalarına direkt Vivs klasörü içerisine ekleyelim. Gelip Viv import diyelim. Ve ardından gelip Viv start diyelim ve iki dosyamız da projeye eklensin. Evet baktığımızda Viv klasörü içerisinde Viv import ve Viv start dosyalarımız da mevcut. Peki ilk olarak yapmamız gereken Startup'a gelelim. Ve Startup içerisinden, konfigür Service içerisinden MVC projeye dahil edelim. Services.at MVC diyelim. Ve at MVC dedikten sonra 2.2 ile proje geliştirdiğimizden dolayı Set Compatibility Version'a gelip Compatibility Version version 2.0 dememiz gerekiyor. Compatible the version üzerine gelelim ve balona tıkladığımızda bu da using Microsoft ASP.NET Core MVC yukarı eklenmiş olsun. Peki bunu yaptıktan sonra Configure kısmına gelelim ve burada bir middleware'imiz var. Hatırlarsınız daha önceden söylemiştik ki bu uygulamaya gelen bütün talepleri sadece response'ının body'sine hello world yazarak karşılıyor. Ancak biz bunu tabii ki kullanmak istemiyoruz. Biz MVC kullanacağız. Dolayısıyla uygulamaya gelen talepleri farklı URL yapılarına göre karşılayacak olan bir yapı olması gerekiyor. Ancak işi şu anda yalın tutmak adına app.useMvc metodu içerisine bir tane route yazabiliriz tabii ki. Ancak bunu yazmak yerine useMvc default bir route ile kullanan bir metot var. Bunu direkt yapalım. useMVC Mvc with default route metodunu direkt bu da yazalım. Ve son olarak developer extension page kısmı açık olsun. Bu sadece development aşamasında olan bir işlem. Ve gelip buradan baktığımızda launch settings'e baktığımızda launch settings altında gördüğünüz gibi bizim iki tane profilimiz var. Bir IIS Express altında uygulama çalıştırmak için gereken altyapı oluşturulmuş. İkincisi ise Caster Server ile çalışılacak olan bir profil. Burada development yazarak uygulamanın global değişkenleri içerisinde biz şu anda bir değer tanımlıyoruz ASP.NET Core Environment şeklinde ve burada da development değerini aktarıyoruz ve iri burada sorduğumuzda eğer environment eğer development ise kullanıcıya hata sayfalarını göster. Örneğin uygulamanızda olan bir hatanın detaylı hata ile birlikte tarayıcı üzerine gösterilmesi. Tabii ki uygulamayı yayınladıktan sonra bu tür hata mesajlarının kullanıcılara gösterilmesi gerekmez. Dolayısıyla bu işlem sadece development aşamasında olması gereken bir işlem. Uygulamayı yayınladığınızda development kısmı örneğin production'a çevirmesi gerekiyor ki kullanıcı hata sayfalarını görmesin. Peki şimdilik bunu development alalım. Peki konfigür içerisinde exception page'leri kullanıcılara gösterdik ve default bir tane de route oluştu. Burada oluşturduğumuz route'dan da daha önceden bahsettik. Örneğin om slash index tarzında bir değeri karşılayacak. Aynı zamanda üçüncü bir parametre göndermek istersek örneğin ID şeklinde sayısal bir veri 3 bölmeli olan bir rotu karşılayacak olan bir yapı. Peki bu dersimizde projemizi oluşturduk. Bir sonraki dersimizde ise projemize controller ve view dosyalarını ekleyelim. Bu dersimizde ise gerekli olan controller ve view'leri projemize ekleyelim. Controllers klasör üzerine gelip sağ tıklayalım ve new C# class diyelim ve buradan uygulamaya home controller ekleyelim ve home olur, controller gelip controller'dan türetmemiz lazım. CTRL e, noktaya bastığımızda ASP.NET Core namespace'ini yukarıya ekleyelim. Ve birkaç tane de action ekleyelim. Action'ı direkt bir metot şeklinde ekleyebilirsiniz. Ya da MVC yazarak bizim snippetlarımız vardı hatırlarsanız. ASP.NET Core Action. Buradan örneğin bir get eti bütüne sahip olan bir eleman şeklinde de ekleyebiliriz. Ve buradan return view diyelim ve geriye bir view göndersin. Buradan örneğin index olsun. Ve gelip MVC diyelim ve core action'dan method name'ine contact diyelim. Ve ikinci olarak controller'a gene sağ tıklayalım ve buradan movie controller diyelim. Ve tekrardan bunu controller'dan türeteceğiz. CTRL e nokta diyeceğiz ve using jQuery'ye ekleyeceğiz. Ve MVC Core Action içerisinde bir index metodu olsun. Ve aşağı gelelim tekrar MVC Core Action ile bir create action metodu diyelim. Buradan bir ekleme işlemi yapalım. MVC ile bir listeleme işlemi yapalım. Ya da bir detay bilgiler içinde MVC Core Action buradan da bir ditede için içinde ayrı bir action metodumuz olsun. Yani movie controller içerisinde adminin yapması gereken işlemleri yapalım. Örneğin bütün movie bilgilerini gösterelim ya da yeni bir movie yeni bir kayıt oluşturalım ya da herhangi bir kaydın detay bilgilerini form üzerinden bakalım. Ancak home controller'da ise kullanıcı ana sayfaya geldiğinde uygulamanın sadece burada onaylı olan örneğin movie bilgilerini ekranda görebilir. Yani kullanıcı sayfaları için home controller, movie controller da yönetici sayfalar için kullanabiliriz. Peki Vips klasörüne gelelim ve burada yeni bir klasör oluşturalım. Klasörümüz Shared klasörü. Ve Vip klasörüne Home Control ile alakalı olan Home klasörü ve Movie Control ile alakalı olan Movie Controller'ı ekleyelim. Ve buradan Shared klasör içerisinde yeni bir File ekleyelim. Buradan ekleyecek olduğumuz sayfa örneğin girip buradan Layout CSHTML olsun bir html içeriği bize burada üretsin. Ünlem tab tuşu diyelim ve buraya gelip render body dememiz gerekiyor. Bu şekilde bir içerik layout'tan gelsin ve layout içerisine tabi bir bootstrap teması ekleyeceğiz. bu strip kütüphanesi ekleyeceğiz ve buradaki yapıdan layout'tan gelen yapılardan diğer movie ya da home kontrol ile alakalı olan action'lara da içerik taşıyacağız. Peki home controller içerisine örneğin new file diyelim ve index html e diyelim. Ve burada h1 içerisinde Örneğin home slash index diyelim. Bu şekilde içeriğimiz olsun. Ve home içerisinde Tekrar bir eleman Örneğin kontak nokta CSTML e. Buraya da kontak diyelim. Ve movie sayfasına Geldiğimizde tekrar bir Index nokta CSTML e olacak ve burada bu sefer movie Slash index diyelim ve movie'ye gelelim tekrardan Önemli bir details Cstml olacak Burada da Yine movie details olacak Ve son olarak geri bir list .cstml e. Ve burada da yine movie slash list olsun Evet bu şekilde içeriklerimiz var Dosyaların hepsini Şöyle kaydedelim. Ve uygulamayı geç çalıştıralım. Uygulamayı şöyle .NET Watch Run ile çalıştıralım. Locus 5000'e geldiğimizde Home Index çalıştı. Home altında kontak sayfamız vardı. Orası da çalıştı. Movie'ye gelelim ve Movie altında bakın index direkt varsayılan metod çalışıyor movie list çalışıyor ve son olarak da movie details'a bakalım o da çalışıyor ve sayfanın kaynağına baktığımızda bakın html e sayfası da karşımıza geliyor çünkü Vip sayfalarına sadece içerikleri ekledik, H1 etiketlerini ekledik ancak HTML içi, içeriği layout'tan geliyor. Dolayısıyla bizim için burada layout'tan bilgi getiren içerimiz burada. Ve içerimiz tabii ki Vip Start'ta belirttiğimiz layout özelliğiyle oluyor. Ve son olarak bir import içerisindeki şurayı namespace'i using olarak değiştirelim. Ve buradaki namespace'i de değiştirmemiz lazım. Tabii şu anda models klasörü içerisinde bir veri eklememiz lazım. Bir klas eklememiz lazım ki bir namespace oluşsun. Ve tabii ki bunu daha sonradan oluşturalım ve namespace kısmında daha sonraki dersimizde güncelleyelim. Bu dersimizde uygulamamıza Bootstrap kütüphanesini npm ile yükleyeceğiz ve daha sonra proje içerisinde bulunan statik dosyalar örneğin CSS, JavaScript ya da resim dosyaları gibi statik dosyalarının tarayıcı tarafından ulaşılabilir olması için biz bunları projeden dışarıya açmış olmamız gerekiyor. Bu dersimizde bunları yapalım. Şimdi ilk olarak yeni bir terminal ekranı açalım ve terminal ekranından direkt npm i bootstrap diyerek ve hatta sonunda da örneğin 4.3.1 diyerek versiyon belirterek de bu sebit maalesef indirebiliriz. Ya da versiyon belirtmezsek bu sebit en son versiyonu proje içerisinde bulunan not modül ismindeki klasörü eklenecek. Peki NPM aracılığıyla sadece bu sebit kütüphanesi değil bunlar haricinde bir sürü kütüphane projeyi ekleyebiliriz. Ve eklediğimiz kütüphaneleri daha iyi organize etmek adına biz ilk başta projeye bir tane Package.json isminde bir dosya ekleyeceğiz. İlk başta bunu ekleyelim ve bunun sağladığı yararları da görelim npm init diyelim ve bir boşluk tire tire yes diyelim. Ve buradan sol kısmı açalım. Ve bakın projeye bir tane package.json isminde bir dosya eklendi. Ben buradan npm init boşluk tire tire yes dediğim için bana burada ekleyeceği json dosyasındaki özellikleri tek tek sormadı. Sadece burada bakın name kısmına movie app örneğin projenin ismini ya da versiyonuna 1.0.1 gibi bilgileri bana sormadan direkt Package.json JSON içerisinde bu bilgileri ekledi. Eğer burada tire tire yes demezseniz bu aşamaların hepsini size tek tek sorar. Ben sormasın diye yes dedim ve direkt dosyayı projeye ekledim ve daha sonra istedik, istersem ihtiyaç halinde buradaki kısımları değiştirebilirim. Peki şimdi Package.json JSON dosyası bizim ne işimize yarayacak? Şimdi tekrar terminal ekranını açalım ve buradan npm i bu strep diyelim. Ve bu step kütüphanesini projeye ekleyelim. Ve not modül isminde bir klasör tabii ki buraya gelecek ve daha sonra baktığımızda peki JSON dosyasının içerisine bakın dependency diye bir alan eklendi ve burada projeye eklenen bu step kütüphanesinin burada versiyon numarasını bize söylüyor. Yani ben projeye istediğim kadar paket ekleyeyim ve eklediğim bütün paketlerle alakalı meta bilgileri yani buradaki kütüphanenin versiyon numarası ve ismi burada belirtiliyor. Peki JSON dosyasına ekleniyor. Bu ne işimize yarayacak? Örneğin biz projede klasörümüzü başka bir yere taşıyoruz. Örneğin gelip buradan not modül kısmını gelip buradan silelim. Şu anda projemizde package JSON dosyamız mevcut. Hatta ben proje dosyalarını sizlerle paylaşırken not modül klasörünü de sileceğim. Bunlar tabii ki yer kaplayan klasörler. Dolayısıyla bunları taşımaya gerek yok. Sizin tek yapmanız gereken Projeden bir terminal ekranı açıyorsunuz ve npm boşluk install diyorsunuz. npm install dediğiniz zaman proje gelir bakar, projedeki package.json dosyasının içerisine bakar ve buradaki dependencies kısmında belirtilen kütüphanenin hepsi bakın node_modules klasör içerisine tekrar eklenir. Bu şekilde paketlerinizi çok daha güzel bir şekilde organize edebilirsiniz. Peki. package.json'u Peki, kapatalım. Artık uygulamamızda bu step kütüphanesi var. Şimdi projeye gelelim bir tane klasör ekleyelim. Klasörümüz özel bir klasör. wwwroot isminde bir klasör. Ve bu klasör içerisine eklediğimiz elemanlar dışarıya açılacak. Ve tabii ki gelip buna birkaç ayar yapmamız gerekiyor. İlk olarak gelip CSS dosyalarını buraya ekleyeceğiz diyelim. Ve wwwroot'u tekrar seçip buradan gs dosyalarını buraya ekleyeceğiz diyelim. Ya da gelip buradan örneğin img klasörü ekleyip resim dosyalarımızı da bu klasör içerisine ekleyelim. Ve gelelim startup'a. Startup içerisinde en yukarıya gelelim ve burada app. use static files dediğimizde varsayılan olarak www root klasörü dışarıya direkt açılmış olur. Yani artık bu klasör içerisindeki bütün klasörler ve dosyalar dışarıya açılmış durumda. Ancak tabii ki dosya yollarını kullanırken www root'u kullanmayacağız. Nasıl kullanacağız? gelip slash css altındaki örneğin stil nokta css şeklinde kullanabiliriz. Ya da slash img altındaki bir nokta jpeg dosyası gibi bu şekilde kullanacağız. www root'u işin içine katmıyoruz. Peki not modül içerisindeki bilgileri de dışarı açmak istiyoruz tabii ki. Bu durumda gelip bunun için de ayrı bir ayar yapmamız lazım. Alt satıra gelelim ve ikinci olarak açmak istediğimiz klasör ise app nokta gene use static file kullanacağız. Ancak burada ekstra bir ayar yapmamız gerekiyor. New static file option ile hangi klasörü dışarı açmak istiyorsak bunu belirtmemiz gerekiyor. Ww root özel bir klasör dedik ve bunun için herhangi bir yol tanımlamamıza gerek yok. Use static file dediğinizde zaten ww root'u dışarıya açıyor. Ancak bunun haricinde bir klasör açmak için ekstra bir ayar yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak gelip buradan file provider diyelim ve file provider'a şöyle new physical file result değil de provider yazmamız gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra ctrl noktaya basalım ve file provider namespace'ini yukarıya eklesin. Ve daha sonra burada pet sınıfı içinde gerekli olan sistem ayarı yukarıya ekliyoruz. ctrl nokta ile direkt kısa yolu var bunun. pet nokta Combine metodu ile şöyle combine diyelim. Uygulamanın root adresini veriyoruz. GetCurrentDirectory Get ve virgül kullanacağımız not modus isimdeki dosya yolu. Ve şurada bir virgül ekleyelim ve ikinci olarak da request pet Kısmı ise slash örneğin modus yazalım. Yani bu durumda dışarıya açılacak olan adres modül altındaki bu strep olacak. Şöyle bu strep, bu altında da örneğin disk klasörü altındaki CSS altındaki bu dosyası dışarı açılmış olacak. Yani burada gelip not modül ismini kullanmayacağız. Kullanacağımız isim burada modül. Burada bir takma bir isim vermiş olduk. Ve modülün altında daha sonradan bu ya da jQuery kütüphanesi gibi. Peki bu dersimizde statik dosyalarımızı kullanıma hazırladık ve uygulamamıza bootstrap kütüphanesini ekledik ve ayrıca package.json dosyasını ekledik ve ne işe yaradığını öğrendik. Bir sonraki dersimizde ise uygulamamızda data ile çalışabilmek için ilk başta bir model ve model bilgileri ile bize bir database yapısı sunacak olan bir sınıf ekleyelim. Bu dersimizde ise uygulamamıza bir model ekleyelim ve bu model yapısı ile birlikte bize bir film listesi getirecek olan ya da liste üzerine bir film ekleyebileceğimiz ya da herhangi bir filmi güncelleyebileceğimiz bir repository ekleyelim. Tabii ki şu aşamada yine database konularına girmedik. İlerleyen aşamalarda database konularına gireceğiz. Ancak temel yapacağımız işlemler de database bölümünde gene bu şekilde olacak. Dolayısıyla sanal bir repository, sanal bir database yapısı oluşturmak işlerimizi şu aşamada kolaylaştıracak ve database detaylarına girmeden yalın bir şekilde listeleme işlemleri nasıl yapılır, ürün ekleme işlemleri nasıl yapılır? Bir güncelleme işlemi nasıl yapılır? Bu işlemler üzerinde duralım. Şimdi ilk olarak model klası üzerine gelip sağ tıklayalım ve new C# -Sharp class diyelim ve buradan modelimizin ismi Movie olsun. Ve Movie içerisine prop diyerek ve tek bir kere tab tuşuna basarak bir ID alanı prop string örneğin movie'ye vereceğimiz isim yani bir film ismi ya da prop string description ve prop string image url kısmı olsun. Burada tanımladığımız id kısmı her bir movie objesi için benzersiz bir sayı ifade edecek. Yani eklediğimiz aynı isimde farklı olan iki film için farklı id numaraları iki kaydına birbirinden farklı olduğunu gösterecek. Aynen her bir kullanıcının her bir kişinin bir TC sahip olduğu gibi. Ve ürün ismi, açıklaması ve image URL kısmı olacak. Ve image URL kısmında da biz örneğin buradan bir jpeg gibi bir dosya ismi burada kaydedeceğiz, edeceğiz. Database'e kayıt olacak olan ya da repository içerisinde şimdiki aşamada bir jpeg dosyası olacak. Ve bu bir jpeg dosyasının da karşılığı tabii ki uygulama içerisinde eklediğim, www içerisinde eklediğim imajlarla olacak. Yani bir numaralı jpeg dosyası Bizim uygulama klasörü içerisinde olması gerekir. Peki bizim şu anda modelimiz bu. Ve gelip uygulama gene models klasörü içerisine gelelim. New C Sharp Class diyelim ve burada da repository diyelim. Ve burada bir tane private bir ö oluşturalım. Private static diyelim ve tabii ki repository de static olacak. Yani bir örnek oluşturulamayan sadece uygulamaya özel tek bir repository sınıfının olacağı bir yapı ve içerisine statik bir liste ekleyeceğiz ve liste içerisinde de gelip movie kullanacağız. Ve şuradan movies diyelim ve eşittir şöyle null diyelim. Ve listin üzerine gelelim ve şuradan balona tıklayalım ya da ctrl nokta ile generic namespace'ini yukarıya eklememiz lazım. Ve repository üzerinden bir tane constructor tanımlayacağım. Constructor da yine statik olması gerekiyor. Ve constructor static repository diyoruz. Ve burada da tanımlamış olduğumuz private öğenin bir listeye sahip olmasını constructor içerisinde sağlıyoruz. Bu şekilde gelip movie diyelim. Ve movie içerisine örnek bir liste ekleyeceğim. Yani direkt repository nokta movie dediğim zaman direkt bilgi bana gelecek. Tabii ki private üzerinden değil public üzerinden olacak. Yani gelelim şuraya bir öğe eklemeden önce public öğeleri de oluşturalım. Örneğin gelip public, static, list movie, geri dönüş değeri movie olacak. Ne yapalım? Şöyle movie isteyelim. Ve get ile gelip return movie isteyelim. Bu şekilde geriye göndersin. Şuna gelip şöyle alt çizgi movie isteyelim. Şöyle alt çizgi, şunlar da alt çizgi olsun. Ve liste üzerine bir eleman eklemek için gerekli olan bir metod oluşturalım. Örneğin public static ve et movie diyelim. Ve dışarıdan bir movie objesi alsın. Örneğin entity diyelim. Ve burada da alt çizgi movies'in üzerine gönderilen entity'yi direkt ekleyelim. Burada da bir geri dönüş değeri olmayacak. Ya da bir movie dışarıdan istersek eğer public static geriye bir movie objesi gönderelim ve get by id diyelim id ile bir bilgi alsın. Buradan id gönderelim. Ve id ile şöyle return movies üzerine bir arama yapalım. Ne yapacağız? Örneğin first or default ile bir arama yapalım. Tabii ki bir link namespace'in yukarıya eklememiz lazım sistem linki. Ve burada gelip her bir elemanı i içerisine sırayla kopyalayalım. Ve i'nin in id'sine bakalım. Dışarıdan gönderilen id ile eşitlik söz konusuysa bunu direkt geriye taşıyalım. Yani first of default ya da ver ile öyle da seçip daha sonra tek bir elemanı dışarı taşıyabilirsiniz. Ya da first of default zaten bu şekilde bir filtreleme işleminde yapıyor bizim için. Gönderilen her bir movie'yi tek tek i'nin içine kopyalar ve her kopyaladığı i'nin yani liste içerisindeki her bir movie'nin ID alanına bakar ve dışarıdan gönderilen ID ile bir eşleşme söz konusu da geriye gönderir. Eğer bir değer bulamazsa geriye null değeri gelir. Peki son olarak liste içerisine bir film listesi ekleyelim. Yapmamız gereken new movie demek. Ve her bir obje içerisindeki örneğin id alanına bir değer gönderelim. Örneğin bir numara diyelim. Name kısmı için. Şöyle name diyelim. Virgül description için bir değer gönderelim. Ve image url kısmı için bir değer gönderelim. Ve bunlardan tabii ki aşağıya doğru Şöyle arttıralım. 4-5 tane olsun. Şunlar şöyle büyük harfle ait olacak. Ve ben buradan hızlıca IMDB üzerinden aldığım resimleri, film resimlerini ve film isimlerini buraya ekleyeyim. Ve denemelik olarak bir açıklama kısmı buraya ekleyeyim. Bu şekilde film listesi aldım. Örneğin 5 tane film ekledim ve bunların ID'lerinin her bir tanesi de farklı olsun. Şöyle 4-5 diyelim. Ve her bir film içinde farklı bir resim aldım. Ve açıklama kısımlarına ise filmlerin isimlerini ekledik. Ve tabi açıklama sayfası olduğunda buraya daha uzun bir string ifade ekleriz. Peki bir sonraki dersimizde ise repository üzerinden movie bilgilerini alarak ki buradan public öğe tarafından bize movie'ler getirecek ve aldığımız movie'leri yani aldığımız filmleri sayfa üzerine, view üzerinde kullanıcılara gösterelim. Bir önceki dersimizde repository oluşturduk ve repository içerisinde bir film listemiz var. Film listelerini sayfa üzerine yansıtmadan önce ilk olarak bootstrap teması oluşturalım. Yani bir bootstrap kütüphanesini kullanan bir şablon oluşturalım ve daha sonra dersimizde ise repository'den gelen film bilgilerini sayfa üzerinde liste gösterelim. Vives klasörüne gelelim. Vives klasörü altında view import'a gelip buradaki namespace'i değiştirelim. Namespace'imiz Movie'den gelen namespace bunu alalım ve bir sayfalarında sürekli namespace yazmak zorunda kalmayalım. Burasını değiştireceğimiz daha önce söylemiştik. Gelip buraya bunu ekleyelim ve bunu kapatalım. Ve daha sonra Shared klasörü altına gelip Layout sayfasına gelelim ve Layout'ta gelip düzenlemelerimizi yapalım. Örneğin Movie App diyelim ve bunun öncesinde bir link ekleyelim ve ilk olarak Bootstrap'ı ekleyelim. Bootstrap için hatırlarsanız modül isminde bir ön ek eklemiştik ve onun altında bootstrap. Bootstrap altında dist klasörü css slash bootstrap.min.css dosyasını buraya ekliyoruz. Daha sonra sayfada kullanacak uygulamada kullanacak bir css ekleyelim buraya. Örneğin stil css diyelim ve ihtiyacımız olduğu durumda da buraya css kodlarımızı ekleriz ve bunu da yine burada ekleyelim. /css/style.css'e giriyoruz. Peki. Daha sonra render body direkt yazmak yerine uygulamayı şöyle bölmelere ayıralım. Örneğin bir header kısmı olsun, main kısmı olsun ve footer kısmı olsun. Ve her bir sekmeyi de farklı bir partial view içerisinde yapalım. Direkt buraya header içerisine bir navbar ekleyeceğim ve navbar'ı direkt buraya eklememize gerek yok. Ne gelelim. Uygulamaya özel herhangi bir kontrolü özel bir işlem olmadığından dolayı şerit klasör içerisine ekleyebiliriz. Örneğin alt çizgi ne var? CSTML diyelim. Ve buraya ekleyeceğimiz içerik ise burada HTML nokta partial ile alınsın. Yani alt çizgi ne var yazalım. Ve aynı şekilde main kısmına gelelim. İlk önce layout'u bitirelim. Şöyle div bir container ekleyelim. Layout'tan gelen bir container olsun. Ve üstten mt slash 4 olsun. Yani üstten bir margin değeri verelim. Ve render body'i de buraya alalım. Ve içerik sayfalarına sadece render body'i tanımlamış olalım. Ve footer kısmı içerisine add html.partial Ve buraya ise ekleyecek olduğumuz örneğin alt çizgi footer diyelim. Footer kısmında ayrı bir parça bulur içerisinde yapalım. Gelip bunu da şeritin içerisine direkt ekleyelim. temeli. Peki bu içerikleri ayrı ayrı dolduracağız. Şimdi ilk olarak nebara gelelim. Nebarda bir tane şöyle navbar ikinci klas olarak navbar slash expand slash sm nokta bg slash primary mavi bir arka zemin olsun ve navbar slash dark diyelim. Üzerine gelecek yazılar beyaz olsun. Çünkü arka zemin koyu. Ve içerikleri container ile sağdan soldan biraz boşluklarımız olsun. Ve bir a etiketi ekleyelim. A'ya navbar slash brand diyeceğiz. İçerimiz şöyle ana sayfayı göstersin. Ve burada yazılacak olan yazı ise örneğin şöyle movie app olsun. Bu sol taraftaki yazımız olsun. Ve sağ tarafa ise ne var? Ne diyelim? Ancak bir UL etiketi içerisinde. Ve buradaki yazılar da sağ tarafta olacak. Nev slash item tab tuşuna basalım ve bir A etiketi ekleyelim. Burada da nev slash tire link olacak. OK diyelim. Ve burası da örneğin şöyle login diyelim. Ve login diyelim. Identity derslerimizi gördüğümüz zaman da buradaki login ve register yani kullanıcı girişi ve kullanıcı oluşturma linklerini aktif hale getirebiliriz. Şöyle register diyelim. Bu şekilde sağ tarafta bir içerik olsun. Peki bunları kaydıp şimdi son yaptığımız neye para bakalım. Evet, deparamız geldi. Gayet güzel. Sol tarafta bir yazı, sağ tarafta iki tane linkimiz var. Şimdi içerik sayfasında sol tarafa bir menü ekleyelim ve sağ tarafta da film listemiz gelsin. Şimdi menü kısmını render body içerisinde değil sadece layout içerisinde değil de biz içerik sayfalarından eklemek istiyoruz. Dolayısıyla ilk başta footer yapalım ve footer'ın arkasından gelip index sayfasında örneğin hangi sayfada menü kullanmak istiyorsak o sayfaya gelip bir menü parçabılı oluşturacağız tabii ki oraya da menümüzü ekleriz. Şimdi footer kısmına gelip burada bir div ekleyelim. Divin klası şöyle footer olsun footer klasına sahip bir eleman olsun ve padding yani üstten alttan bir değer bırakalım ve son olarak da mt/3 deyip bir mt3 class ekleyelim. Gene container içerikleri gene ortalayalım ve altına bir span ekleyelim ve text muted diyelim. E i̇çerisine ise şöyle bir yazı yazalım. Buraya da eklemek istediğiniz içeriği getirirsiniz. Örneğin bir link ekleyebiliriz ya da bir yazı ekleyebiliriz gibi. Peki footer kısmı da tamam. Şimdi layout kısmı da tamam. Navbar kısmı da tamam. Şimdi gelelim. Şerit klasörü içerisine menu.cshtml ekleyelim. Burada ise bir div ekleyeceğiz. Divin list grup klasına sahip olacak. Menünün şurada ismini yanlış yazdık. Menü cs html Bundan dolayı Emmet aktif olmadı grup diyelim Tamam Şimdi dip altına da linkler oluşturalım Bir a etiketi A etiketinin altına list Group Item Bir başka eleman List Group Item Action Ve bir tane aktif klası ekleyelim ve ilk linkimiz aktif olsun Buralara diyez diyelim link içeriklerini daha sonradan veririz. Örneğin gelip buradan link item 1 diyelim. E bu içeriklerden aşağıya doğru arttıralım. Bunlar da aktif klası olmayacak. Bu şekilde içeriklerimiz olsun. ve bu menüde gelip kullanalım. Nerede kullanacağız? Örneğin home index'te. Bunları silelim. Ve bir container'ımız vardı. Burada da bir row olsun. Ve row'dan sonra col md örneğin sol tarafı 3'e bölelim ve burada da html.partial ile oluşturmuş olduğumuz menüyü alalım bu tarafa. Menü buraya gelsin ve altta da col md 9'luk kısım oluşturalım ve buraya da Movies'leri alalım. Yani şöyle html e nokta diyelim ve alt çizgi movies diyelim. Burada da film listesi gelsin. Ve tabii film listesini de gelip bu sefer home klasör altına ekleyelim. Çünkü sadece home kontrol alakalı olan sayfalarda movies'i göstermek istiyoruz. Örneğin movie klasörü içerisinde de bunu ekleyebiliriz. Ancak buraya movie klasörünü ekleyecek olduğu movie listesi admin alakalı bir işlem olacak. Dolayısıyla burada bir liste haline gösterirken tabloları göstereceğiz. Yani görüntüsü çok önemli olmadığı için. Dolayısıyla burada gelelim. Home içerisine ekleyelim. Movies.html diyelim. Şimdi moviler için gösterecek olduğum resimler www.root klasörü içerisinde. Burada resimleri ekledim. 5 tane resmimiz var. Ve rastgele resimleri kullanalım. Sadece şimdi görüntü oluşturma açısından. Bir sonraki dersimizde zaten repositörden gelen bilgilerle movie sayfasını dolduracağız. Dolayısıyla gelelim buradan nokta bir kart ekleyelim. Ve kart için mb slash 3 diyelim. Bu kartı bu step sayfasından direkt de alabilirsiniz ya da bu şekilde yazabilirsiniz. Ve sol tarafta resim olmasını istiyorum. Dolayısıyla kol md 3'lük bir kısmı resme ayıracağım. Ve resmin src kısmına tilda slash img slash 1.jpeg Direkt slash da diyebilirsiniz. Fark etmez. Buradaki tilde server tarafından yorumlandığında ana dizini temsil ediyor. Ve bir class ekleyelim. Class'ımız kart img olsun. Ve alt kısma bir tane kol md 9'luk bir kısmı ekleyeceğiz. Ve burada kart body kısmı olsun. Kart body tamamen padding veriyor içeriye. Ve bir h5 etiketi ve buna da kart title diyelim. Örneğin kart title'a bir filmin içeriğini bu şekilde yazalım. Mesela High Life diyelim. Burada 3 numaralı resme karşılık geliyor. Bir tane P ekleyelim. Kart Text diyelim. Burada da şöyle Lorem örneğin 10 kelimelik bir içerik olsun. Örneğin bir yazı eklemek için yine bir P ekleyelim ve kart text diyelim. Ve altına da bir small etiketi ve text müzik diyelim ve filmin eklenme süresini yazalım. Three days ago diyelim. Örneğin 3 gün önce eklenmiş bir film olsun. Peki bu şekilde içerikleri alalım ve şunları kaydedelim aşağıya doğru. Şöyle arttıralım. Örneğin 3, 4, 5 tane aynı resimler olsun. Buraya gelip sayfamızı yenileyelim. Menü siyaset yanlış yazdık. Bakalım. Şöyle indekste yazdık. Alt çizgi menü. Şöyle alt çizgisini eklememişiz. Burası alt çizgi olacak. Şurada da movies'in uzantısını yanlış yazdık. Buradan da CSS diyelim. Sayfayı yenileyelim. Evet görüntümüz geldi. Sol tarafta bir menü. Üstte bir tane ne var. Ve isimlerimiz de bu şekilde çıkacak. Ve alt tarafta da bir tane footer kısmı. Ve son olarak footer kısmının arka plan zemin rengini ayarlayalım. Bunun için de uygulamaya zaten wwwroot içerisinde CSS, stil CSS ekledik. Ve burada da footer için bir CSS yazalım. Şöyle class olarak ulaşmıştık zaten ve background color'ına şöyle F5, F5, F5 diyelim. Sayfayı yenileyelim ve baktığımızda footer kısmı biraz daha güzel oldu. Peki bir sonraki dersimizde ise burada hazırlamış olduğumuz movie'leri repository'dan gelen bilgilere göre dinamik bir şekilde oluşturalım. Bu dersimizde ise film listesini repository üzerinden gelen bilgilerle oluşturalım. Şimdi daha önceden oluşturduğumuz bir movie modelimiz var movie modelini kullanan bir repository yapısı. Ve repository de bize bir liste sunuyor. Biz bunu liste olarak repository içerisine direkt ekledik. Tabi ilerleyen aşamalarda bu bilgiler database'den gelecek ve kullanım açısından bir farkı olmayacak. Sadece geldiği yer önemli. Şu anda uygulama çalıştığı zaman oluşturulan bir sınıf yapısı uygulama çalıştığı sürece bize hizmet edecek ve uygulama durdurulduğunda ya da tekrar derlendiğinde bu durumda eğer ki liste üzerine bir değişiklik yaptıysak bu liste tabii ki orijinal haline döndürülecek. Ancak database'de sakladığımızda bu bilgileri üzerine bir değişiklik yaparsak bir dosya içerisinde saklandığından dolayı bir kalıcı bir dosya içerisinde saklandığından dolayı herhangi bir değişiklik olmayacak. Şu an sadece database yapılarına girmeden önce yalın bir şekilde bu işlemleri yapalım. Şimdi repository üzerinden movies'leri biz alabiliyoruz. Ve aldığımız bir bilgileri nereye taşımamız lazım? Gelip www root içerisine eklediğimiz movies içerisine taşımamız lazım. Şimdi movies içerisine biz geldik. Buradan kartları ekledik. Örnek olması açısından template'te 5 tane eleman ekledik. Burada 5 tane eklememize gerek yok. Biz buradan bir tanesi bizim için yeterli ve biz bunu şablon olarak kullanacağız. Şablon için burada bir veri yapısı gelmesi lazım. Yani bizim için önemli olan movies cshtml sayfasına bir model göndereceğiz. Şu an nereden gönderdiğimiz önemli değil şu an bu sayfanın bir modeli olması gerekiyor. Ve modelin bir liste olacağını biliyorum. Ve geri buradan I enumerable yazıyorsunuz. Bu bir liste tipi. Ve listenin tipi ise movie. Yani gelip buraya movie yazacağız. Ve bakın movie direkt zaten görünüyor durumda. Çünkü biz bunun namespace'ini geldik buraya ekledik. Bir import içerisinde ekledik. Dolayısıyla bütün CS sayfalarında tekrar tekrar movie için ne ses yazmamız gerekmiyor. Peki şimdi biz CS sayfamıza bir liste gelecek tipi movie olan bir liste ve bu liste sayfa içerisinde ulaşılabilecek. Peki gelip şimdi biz bir sayfa liste getirdiğimizden dolayı buraya bir forç yazacağız. Forç yazmamızdaki neden bir listemiz var ve liste içerisindeki her bireramı tek tek ulaşma aşamasında Buradaki yapıyı tekrarlayacağız. Gel buraya ekleyelim bunu. Peki. Şimdi collection yerine gelip model yazmamız gerekiyor. Yani modeli tanımlarken küçük harfle et model. Ve Kullanırken ise direkt model yazıyoruz. Yani bizim sayfamızın cstml sayfamızın modeli Bir listeye karşılık gelecek ve ben liste içerisindeki her bir elemanı Item içerisinde sırayla kopyalayacağım. Burada item yazabilirsiniz. Ya da gelip movie yazabilirsiniz. Ya da gelip main yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada bir değişken tanımlamış oluyoruz. Ben gelip burada movie diyeyim örneğin. Ve sayfayı model içerisinden, liste içerisinden her bir elemanı movie içerisinde sırayla kopyalayalım. Ve movie içerisinden tek tek bilgiler alalım. Yani bana gelecek olan repository içerisinde listede her bir eleman sıra sıra movie içine kopyalanacak bakın sıra sıra 1 2 3 4 5 kere tekrarlanacak. Ve her tekrarlanan elemanın Movie içerisinde kopyalanacağını biliyorum ve movie üzerinden tek tek id, name, description, image url alanlarına ulaşabilirim. Dolayısıyla geleceğim. Movie'yi buradan alalım ve img klasörü sabit. Uygulamada sabit olan bir klasör. Www root içerisinde olan bir klasör. Ve bunun altındaki resim isimleri nereden gelecek? Repository'den. Bakın buradan. Dolayısıyla ben gelip burada yazmam gereken img'nin altındaki 3 jpeg değil de at movie nokta image url. Buraya yazdığınızda gelecek olan değer repository'den gelen 1 jpeg ya da 2 jpeg gibi dosya isimleri olacak. Peki. Resmin alt attribütünü ise buraya description e ekleyebilirsiniz örneğin resmi eğer yoksa ya da resmin üzerine geldiğimiz zaman açıklama resmi SEO açısından önemli ya da title kısmına sabit bir resim yazmaktansa at movie nokta name yazalım yani repository içerisinden gelen name bilgisine veki description kısmına gelip at movie nokta description yazalım. Peki şu anda yapımız hazır. Şimdi bu yapı benim için önemli olan dışarıdan bir model bekliyor olması. Ben modeli nereden gönderirim buraya? Gelirim Home Controller'a. Home Controller indeksi, index, index ismindeki vivi çağıracak. Yani gelip buradaki index sayfası çağrılacak. Ve index sayfasının içerisindeki model yapısı içerisinde de bir movie listesi göndermesi lazım. Dolayısıyla bu sayfanın da bir modeli olacak ki gelip movies'in içerisine gene bu sayfanın modelini tekrar göndermemiz lazım. Buradan Home Controller Return View içerisine Repository'den aldığı movies'leri gönderiyor. Repository ayrı bir namespace olduğundan dolayı balona tıklayalım. Using Models namespace'i yukarıya ekleyelim. Ve repository görünür olsun. Repository.movies bize listeyi getiriyor. Nereye götürecek bunu? Index'e. İndeks o halde ne yapması lazım? Gelip bir model tanımlaması lazım. Model ne? Gönderdiğimiz enumerable ve burada da movie. Peki bunu model olarak alıyor. Ve sayfanın modelini de movies'e gönder. İki aşamada yapılan bir işlem bakın. Movies.cstm'ye de bir model olarak bir liste bekliyor. Index.cstm'ye de bir liste beklemesi lazım. Yani home'dan aldığım listeyi ilk başta indeks'i taşıyacağım. Ve bunun sayfanın, indeks sayfasının modelini de Movies'e taşımam gerekiyor. İki aşamada gerçekleşecek. Dolayısıyla burada virgül diyerek buradan sayfanın modeline olduğu gibi Movies'e göndereyim. Bakın buradan gönderdim ve gönderdiğim değerin tipi de burada uyumlu olması gerekiyor. Peki bu işlemleri yaptıktan sonra kaydedelim ve uygulamayı test edelim. Gelip sayfamızı iyi yenileyelim. Sayfayı yenilediğimiz zaman bakın repository'den gönderdiğimiz bilgiler bizim için burada oluşturuldu. Bakın sayfaya baktığımızda kol 9 kısmında kart 5 tane kart oluşturdu. Çünkü repository'den gelen 5 tane kart bilgisi var ve her bir bilgi için, her bir bilgi satırı için bir kart oluşturdu. Dinamik bir yapı bakın. Her kaydın birbirinden farklı resimleri, birbirinden farklı isimleri, açıklama kısımları gibi karşımıza geliyor. Peki son olarak uygulamaya baktığımızda burada bize bir uyarı verdi. Burada verdiği uyarıda normal html.parshable kullanmak yerine core 2.1'den itibaren gelen parshable tek helper'ı var. Bir built-in tek helper'ı. Tabi şu aşamada tek helper'ı detaylı bir şekilde görmedik. İlk uygulamada sadece inputlar üzerindeki parshable'ları gördük. Ancak sadece alternatif olması açısından burada bunu kullanabilirsiniz tarzında bize bir mesaj veriyor. Ve ben gelip bunu kullanmak yerine bunu yorum satırı yapayım. Ctrl K D ile yorum satırı yapıyorum ve burada bir partial diyoruz ve partial'a bir name veriyoruz. Verdiğimiz name yine movies olacak ve modeli ise sayfanın modeli olacak. Bunu bu şekilde yapalım. Şöyle kapatabiliriz. Ve uygulamayı tekrar aynı şekilde test edelim. Gelip sayfayı yenilediğimizde yine aynı sonuca varırız. Bir önceki dersimizde film listesini hazırladık. Bu dersimizde ise her bir liste elemanının detay bilgilerini detay sayfasına görüntüleyelim. Şimdi ilk olarak her bir film için bir link oluşturmamız gerekiyor. Örneğin başta bu link ekleyebiliriz ya da aşağı bir detay butonu ekleyebiliriz. Bu da önemli olan her bir filmin benzersiz bir ID'ye sahip olması. Örneğin bir numara, iki numara şeklinde ve link üzerine geldiğimizde detay sayfasını getirecek olan controller'a bir id göndermemiz gerekiyor. Peki uygulamaya gelelim. Uygulamamızda şimdi movies'i açalım ve movies içerisindeki başlık kısmına gelelim. Ve başta bir a etiketi içine alalım. A etiketinin kapanışını şöyle sonra taşıyalım. Ve burada bir link oluştururken bu şekilde yapabiliriz. Örneğin home controller'ın altındaki details et movie id şeklinde bilgi taşıyabiliriz. Burada üretecek olan linkimiz home slash details slash örneğin 2 numaralı film için 2, 3 numaralı film için 3 numaralı film linki burada oluşturulur. Bizim amacımız bu. Ancak bunu bu şekilde yapmak yerine direkt ref'e yazmak yerine bunu tek ile da yapabiliriz. Yapmamız gereken asp slash örneğin gidilecek olan action Details action'ı. Tabi bunu henüz home controller içerisinde oluşturmadık. Ancak action'ımız bizim details. Ve asp slash controller'ı yazabiliriz. Örneğin home controller altındaki details action'ı. Ve son olarak da id parametresi içinde asp slash route slash id bilgisi ise modelden gelen yani movie'den gelen id bilgisi olacak. Yine biraz evvel yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Home Controller altındaki Details ve ID parametresi olarak tabi bunu Route olarak gönderecek ve buradan model içerisinden aldığımız ID bilgisiyle bu şekilde bir link oluşturulacak. Ve buraya gelecek olan değer 3-5 gibi bir değerler. Hatırlarsınız ki bizim Startup içerisinde bir tane Route yapısı oluşturduk ve Route yapısı içerisindeki ID parametresi Optional'dı. Yani Route'umuz 3 bölmeli ya da iki bölmeli olabiliyordu. Sonuna gelen ID bilgisi isteğe bağlı olarak aktarılacak bir kısımdı. Ve üçüncü bölmeyi de biz ID olarak çağırıyorduk hatırlarsınız. Biz şu anda default route'u kullandık ve arka tarafta oluşturulan route içerisindeki ID parametresinin de ID olduğunu biliyoruz. Bunu ilk uygulamamız içerisinde zaten yaptık. Yani default route'a karşılık gelen route'u biz zaten yazmıştık. Peki linkimizi oluşturuyoruz. Daha sonra gelelim Home Controller. Home Controller da bir tane daha. Burada MVC diyelim ve bir action daha oluşturalım. Action'ımız şöyle details olsun. Ve dışarıdan bir ID parametresi alması gerekiyor. Yani ben burada belirttiğim ID route ID kısmı buradan beklenen parametre ismi olacak. Peki bu işlemi buradan bekliyoruz. Buradaki yorum satırını alalım. Henüz bir sorgulama işlemi burada yapmasın. Uygulamayı test edelim. Test etmeden önce şurayı da silelim. Ve sayfayı yenilediğimizde bu şekilde bir görüntü alıyoruz ve her Başlığın üzerine gittiğimizde bakın Home Details 1 Home Details 2 Home Details 3 şeklinde ID parametresi burada bizim için link oluşturuyor ve tıkladığımız zaman tabii ki Şu anda Details View'ini oluşturmadık Dolayısıyla burada bir hata aldık Şimdi yapmamız gereken bir Details View'i oluşturmak Gelelim Home Controller'a ve burada Details CSHTML'i oluşturalım ve buradaki içeriği indeksten alacağım. Ve burası tek bir movie olacak artık. Çünkü liste üzerinden tek bir elemanı seçiyoruz ve elemanı ID ile burada filtrelememiz lazım. Yani view üzerine taşıyacak eleman gene repository üzerinden nokta .getById isminde bir metodumuz vardı ve ID'yi oraya taşıyalım. GetById benden ID parametresi bekliyor ve gönderiyorum ve bana bir tane movie gönderiyor. Tek bir movie repository'yi kontrol edelim. Bakın get by id geriye tek bir movie gönderiyor. Dolayısıyla bizim details view'nin modeli bir liste değil tek bir movie'ye karşılık gelecek. Peki şimdi dokuzluk kısmı buradan alalım ve dokuzluk kısma bir movie şeması gene tek bir movie şemasını aktaralım ve bunun üzerine biraz güncelleme yapalım. Gene görüntümüz benzesin. Şuradaki kısmı şöyle biraz içeri alalım. Bu şekilde bir görüntü. Ve burada kart body'yi en dışarıya taşıyacağım. Şuradan alalım. Şu DVD şuradan silelim. Karışmasın. Kartın ilk elemanı şöyle kart body olsun. Ve kart body içerisine bir row ekleyeceğim. Aşağıdan da bir div silelim. Ve geri kalan içeriği buradan Şöyle alalım. Ve row içerisine yapıştıralım. Ve buradaki içeriği şöyle 3'e 9 değil de 4'e 8 olarak böleceğim. Şuna 4'e 8 diyelim. Kart body'yi dışarı almamdaki sebep içeriklere padding uygulansın istiyorum. Çünkü ilk kart görüntüsünde resmin etrafında bir padding yok. Ancak içerik etrafında bir padding var. Çünkü sağ taraftaki içerik buradaki kart body içerisinde. Ancak ben kart body'yi en dışarıya aldım. Olduğu gibi bütün içeriği, resim ve içerik dahil hepsine bir padding uygulansın istedim. Şimdi artık bizim img klasörü alttaki movie diye bir kısım yok. Burada model içerisindeki image url. Artık çünkü model sayfanın tek bir modeline karşılıklıyor. Bir for each burada artık kullanmayacağız büyük harf model olması gerekiyor. Buraya da model, buraya da model, buraya da model yazalım. Kaydedelim. Buraya da kaydedelim. Ve gelip sayfayı yenileyelim. Ve bir numaralı ürüne karşılık gelecek olan elemanın burada yüklenmesini bekliyoruz. Evet yüklendi. En aşağıda bir divi düzgün kapatmamışız. Onu da kapatalım. Ve gelip sayfayı yenilediğimizde görüntümüz düzelir. Peki şimdi uygulamanın şöyle diğer ürünlerine tıkladığımızda bakın her seferinde farklı bir ürün detayı alıyoruz. Şimdi detay sayfasını biraz daha geliştirelim. Ne yapalım? Örneğin ürünler için yani movie'ler için bir kısa açıklamayı liste üzerine alalım. Ancak her bir movie'ye tıkladığımızda da uzun bir açıklamayı, detaylı bir açıklamayı ise bir html şeklinde detay sayfasına gösterelim. Bunun için movie sınıfını biraz genişleteceğim. Yani buradan bir description alanı olsun. Ancak bunun öncesinde string örneğin şöyle short description olsun. Yani kısa bir açıklama olsun. Ve tabii ki repository'ye gelelim. Ve repository içerisindeki listeyi de burada güncellememiz lazım. Şimdi bunun biraz daha müdahale edilebilir olması için bunları tek tek böyle alt alta alacağım. Ve burada short description diyeceğim. Short description kısmında filmin ismi yazsın. Açıklama kısmına ise uzun bir HTML içeriği alacağım. Yine aynı şekilde diğerlerinde hızlıca da düzeltelim. Ve short description içerisine ise bakın etiket içeren, bir etiketi içeren bir içerik ekliyorum. Örneğin 3-4 tane paragraf. Aynı paragraf içeriğini her bir short description'a ekleyeceğim. Peki. Şimdi ise index.html'e gelelim. Buradan Movies'lere geçelim. Movies içerisinde description değil de artık nokta short description kısmı yazsın. Ancak detay sayfasına geldiğimizde description kısmı yazacak. Ancak buradaki repository'den gelen bilginin html e şeklinde Yazılması istiyorum. Yani yorumlanmış bir şekilde çıksın. Yani burada p etiketi sayfada gösterilmesini Yorumlanmış bir şekilde olsun. Bunun için yapmamız gereken html nokta row helper metodu ile description'ı çevrelemeniz gerekiyor. Bu şekilde html etiketleri yorumlanır. Uygulamaya gelelim. Ana sayfaya geçiş yapalım. Evet uygulamada bir hata oldu. Uygulamaya bakalım. Burada bir virgül hatamız var. Hatamız repository'de gelelim repository'ye. Daha yukarı doğru. Evet bu da virgül eklemeyi unutmuşuz. Bunu ekleyelim. E, uygulamaya gelip yenilediğimizde uygulamamız çalışır. Burada short description kısmını yazacağız. Movies'lere gelelim. Short description yazdık. Repository'ye gelelim. Evet bu da yanlış yazdık. Bunlar description aşağıdaki short description olacak. Şöyle description şunlar tam tersi olacak bunları yanlış yazdık. Uygulamayı yenileyelim. Evet. Bu şekilde geldi ve her bir filme tıkladığımızda bakın detay sayfasındaki html içeri yorumlanmış bir şekilde geldi. Yani buradaki her bir paragraf bir p etiketi ve bu şekilde yorumlanıyor. Diğer sayfalara baktığımızda gayet güzel bir görüntüye sahip olduk. Şimdi uygulamamıza bir kategori menümüz var ve şu anda sabit olarak bir içerik içeriyor. Ancak biz buradaki yapıyı tabii ki dinamik hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla bir kategori modele ve kategori modeli işleyecek olan bir repository sınıfına ihtiyacımız var. Bu dersimizde bunları yapalım. Şimdi ilk olarak Model klası üzerine sağ tıklayalım ve yeni bir klas ekleyelim. Kategori modeli. Ve ardından model içerisine prop deyip bir id alanı yani bir birinci anahtar ekleyelim ve ardından prop diyerek string kategorinin ismini taşıyacak olan bir alan name alanı ekleyelim. E şimdi biz repository'yi product için kullandık. Biz bir de kategori için ayrı bir repository ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun ismini ben değiştireceğim. Örneğin gelip buradan product repository diyeceğim. Ve buradaki constructor'daki ismini de değiştirelim. Ve sayfa içerisinde nerede kullandık? Home controller'da. Home controller'a gelelim. Ve burada product repository diyelim. Movie controller'da herhangi bir repository henüz zaten kullanmadık. Peki bu değişikliği yaptıktan sonra gelelim Models klasörü içerisine bir tane daha klas ekleyelim. Kategori Repository diyelim. Ve buradaki Kategori Repository'nin içeriği yine buradaki Repository'nin içeriğiyle gene benzer olacak. Dolayısıyla bunların hepsini seçelim. Ve burada üzerine değişiklikler yapalım. Yani şu kısmı şuradan alalım. İçerikler olmasın. Bunlar kategoriye göre tekrar hazırlanması lazım. Burası kategori poster olacak. Ve şu dosyanın ismini de değiştirelim. Kategori repository de constructor'ın ismi değişecek. Ve movie gördüğümüz her yerde burada tüm satırlarda değişiklik yapmak için Ctrl Shift L tuşuna bastığımızda tüm movie'lerde bakın şu anda kürsör yanıp söner ve ben movie'yi burada gelip kategori olarak değiştireceğim. Bakın hepsi aynı anda değişmiş olacak. Tabi bu işlemden çıkmak için bakın kürsörler her yerde sönüyor. Şu anda yanıp sönüyor. Escape'e bastığınızda bunu iptal etmiş olursunuz. Peki şu movie de gene aynı şekilde yapalım. Alt çizgi kategori isteyelim. Ve burada kategoriyiz. Şunlara kategori isteyelim. Buradan kategori, buradan da et kategori diyelim. Burada da get by id kategorisi Evet bütün değişiklikleri yaptık. Şu anda kategori pozitörü de şu anda hazır. Ve son olarak bunların yerini değiştireceğim. Uygulamanın şöyle ana dizine tıklayalım ve buradan bir data klasörü ekleyelim. Bunlar büyük harfli olacak. Data klasörü içerisine şöyle modele gelelim. Kategori ve proda seçelim. Kontrol ile ve datanın üzerine sürükleyip bırakalım. Ve data içerisinde farklı bir namespace oluşacak. Dolayısıyla gidip buradan data ile değiştirelim. Aynı şekilde product repository'deki modelde data yapalım. Ve kategori ve product repository içerisine geldiğimizde artık kategori ve product sınıfları farklı bir namespace'te kaldığından dolayı aynı namespace içerisinde olmadıktan olmadığından dolayı kategorinin ve prodan içinde bulundurduğu models namespacesini sayfalara eklemeniz lazım. Balonu tıklayalım ve models diyelim. Hata gitsin. Aynı şeyi product repository'de yapalım. Home controller'a gidelim. Home controller'da da artık product repository'yi tanımıyor. Çünkü modelsi tanıyor. Data namespace'i yok. OK diyelim. Ve düzelsin. Peki şimdi gelip denemelik bilgiler buradan ekleyelim repository içerisinden. Şöyle new kategori id bilgisi 1 main bilgisi ne olacak ve bunlardan aşağıya doğru şöyle 4-5 tane ekleyelim. Ve buradan birkaç tane kategori ekleyelim. Örneğin macera kategorisi. Örneğin romantik bilim kurgu. Şöyle savaş ve komedi oldu. Bu şekilde bizim repository dışarı kategori bilgilerini versin. Peki bir sonraki dersimizde ise shared klasörü içerisinde bulunan menü yine dinamik hale getirelim. Bu dersimizde ise dinamik bir kategori menüsü oluşturalım. Şimdi sabit olarak oluşturduğumuz menü CSS'in temelinin içeris içerisini kategori pozitörden gelen data ile doldurmamız lazım. Şimdi bu data buradaki datalar menü CSS temeli nasıl gelecek? Sonuçta burada biz herhangi bir işlemi düşünmeden gelip direkt buraya model yazıp I enumerable deyip tipinin de kategori olacağını zaten biliyoruz. Ve bu bilgiyi henüz menü CSS temeli nasıl getirdiğimiz şu an düşünmeyelim. Yapmamız gereken listin içerisinde bir for iç oluşturmamız gerekti. Gelip buradan bir for iç oluşturuyoruz. Tab tuşuna basıyoruz ve sayfanın modeli her bir elemanı sırayla item'a kopyalayacak. Örneğin item'a gelip ben i diyebilirim. Kategori diyebilirim. Hiç fark etmez. Gelip buradan bir tane a etiketini alalım ve bunları buradan kapatalım. Şu aktif klasını da buradan alalım. Ve burada klaslarımız buralar sabit değişecek olan kısım Burası. Ne yapmamız lazım? Et i nokta dememiz lazım. Kategorinin name'i linkin tek kısmına gelecek. Ve daha sonradan da her bir kategoriye tıkladığımızda o kategoriye ait olan ürünler şeklinde filtreleme işlemi yapacağız. O vakitte gelip buradaki link kısımlarını düzenleriz. Peki şu anda bizim menü CS dışarıdan bir model bekliyor. Ve ona göndereceğimiz model ile dinamik bir menü oluşturabilir. Bu yeteneğe şu anda sahip. Peki bu datayı buraya nasıl göndereceğiz? Örneğin biz sayfamız home altındaki örneğin index'teyiz Ve buradan menüyü çağırıyoruz. Ve menüden sonra parçalığı çağırdıktan sonra virgül buraya ne göndermemiz lazım? Bir kategori listesi. O halde index modelinden alabileceğim bu değer index'in modeli içerisinde de olması lazım. Ancak şu anda model Bakın movie listesi yani film listesi. Dolayısıyla ben buraya model yazdığım zaman menü içerisinde yani buraya gidecek olan model bir film listesi. Ancak menü CSS ile benden bir kategori listesi bekliyor. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? HTML'nin modeli içerisinde bir de kategori bilgileri olması lazım. Peki bu durumda ne yapmamız lazım? Geliriz home controller'a. Home controller indeksinde biz product repository üzerinden movie'leri göndermek yerine hem kategori hem de ürünleri göndermemiz lazım. Yani göndereceğimiz bilgiler birincisi bu. ikincisi ise kategori repository içerisindeki kategoriler. İki bilgiyi de biz buraya model olarak göndermemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Ne yaparız? Yeni bir tane class oluştururuz ve iki tane farklı olan modeli birleştirip bir ürün üzerine göndeririz. Ve index html'de beklediğimiz view ise hem movie listesini yani film listesini hem kategori listesini bizden beklemesi lazım. Ve partial view içerisine ne göndereceğiz o zaman? Modelin kategori listelerini ve buraya neyi göndereceğiz? Modelin Products'larını Yani iki tane farklı yapının da sayfa içerisinde bekleniyor olması lazım. Peki şimdi bu yapıyı oluşturalım. Ne yapmamız lazım? Ekstra bir klasa ihtiyacımız var. Modele gelelim. Sağ tıklayalım. New C Sharp Class diyelim. Ve buradan örneğin Product Kategori Model diyelim. Bu şekilde bir klasa olsun. Ve klas içerisine Pro I Enumerable Product Ve burada da Product yazalım aynı mergulün üzerine gelip balona tıklayalım. Generic listi yukarıya eklememiz lazım ve daha sonra product modelinde namespace'ini yukarıya ekliyor olmamız lazım. Product gelelim. Pardon, product değil movie olacak burası. Movie diyeceğiz ve gelip buradan da movies diyeceğiz. Bu şekilde iki tane bilgi olacak. Ve ikinci olarak da gene geleceğiz aşağıya prop i enumerable tipi bu sefer kategori olacak. Ve buradan da kategori isteyelim. İki tane farklı bilgi. Peki bunları hazırladıktan sonra buraya gelelim. Ve burada yapmamız gereken ilk önce product kategori modelden bir örnek oluşturmamız lazım. Ve oluşturduğumuz örneğin ismi üzerinden yani nesne üzerinden kategori listeleri ne yapacağız? Kategori repository üzerinden getireceğimiz kategori listeleri aktaracağız ve aynı şekilde burada movie listelerin bu da nereden geliyor bize? Movie repository'den. Burası da movie değil. Ben bunları yanlış yaptım. Burası product değil de movie olacak. Movie diyelim. Burayı da movie yapalım. Peki burada da movie repository üzerinden movies'leri de movies'lerin içine alacağız. Peki daha sonra modeli oluşturduk. İçerisinde hem kategori listesi hem movie listesi var. Bunları view üzerine taşıdık mı amacımıza ulaşırız. Şu aşağıdakileri de movie repository yapalım. E şimdi buraya geldiğimizde index artık enumerable değil. Bakın buradan ne beklememiz lazım? Buradan gönderdiğimiz tip. Bunun tipine Bakın product kategori model. Yani geleceğiz bunu product kategori modeli buraya aktaracağız. Burada dikkat edersiniz bir liste product kategori listesi değil. Kategori model içerisinde zaten bizim hem bir movie listesi var, film listesi var hem kategori listesi var. Dolayısıyla artık modelin kategori ve movies'lerini sayfada bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bu el Pro buradan alacağım ve buradan ikisi de partial olsun ve model nokta movies diyeceğiz. ve Bunu da kaydedelim. Ve gelip uygulama yenilediğimizde menü listemiz geliyor ve aynı şekilde içerik sayfamıza geliyor. Peki herhangi bir detay sayfasına gittiğimizde detay sayfasına tabii Bizim menü partial view'imiz var ve bu partial view'e bir model göndermemiz gerekiyor. Peki bunu da yapalım. Home Controller'a gelelim. Ancak details için dikkat ederseniz tek bir movie gerekiyor. Yani ben hem kategorileri hem de tek bir movie taşımam gerekiyor. Tek bir movie listesi değil. Tek bir sadece tek bir tane nesne olması gerekiyor. Dolayısıyla modelimize gelelim. Movie kategori model. Bir de buraya listenin yanında prop movie diyelim. Tek bir movie temsil Genişletmiş olalım. Ve buraya gelelim. Ve tekrar movie kategori model model ve modelin kategori kategorilerini gene kategori repository üzerinden kategori şeklinde alalım ve aynı şekilde modelin bu sefer sadece movie bilgisi içerisine movie repository üzerinden get by id ile gönderdiğimiz id bilgisine göre bir işlem yapalım. E, sayfaya tek bir movie göndermektense bir model gönderelim. Bakın yukarıda yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Peki detay sayfasında ne değişecek? Detay sayfasına gelelim. Artık burası bir movie kategori model olacak. Bakın modeli değiştirdik. Daha sonra menüye artık modelin kategorisini gönderebiliriz. Çünkü sayfanın yani detay details sayfasının içerisinde bir kategorisi sayfası var. Modeli var. Ve içerisinde ne var? Ayrıca burada baktığımızda bir de movie var. Dolayısıyla biz direkt modelin içerisinde Image URL'yi bulamayız. Ne yapacağız? Modelin içerisinde Movie'nin içerisinde Image URL'yi bulabiliriz. Dolayısıyla bunu eklememiz lazım. Bu şekilde yapalım ve uygulamayı tekrar çalıştıralım. Evet bakın sayfamız tekrar çalıştı. Bakın burada kategori menüsü geldi. Ana sayfaya gidersek gene gelir. Herhangi bir detay sayfasına gidersek gene gelir. Dikkat ederseniz buradaki kategori menüsü içinde bulunduğu VW modeline her zaman ihtiyaç duyuyor. Yani menüyü hangi sayfada kullanırsanız kullanın, mutlaka o sayfaya bu modelin bu partial win kullanıcı modeli de göndermeniz gerekiyor. Burada aslında işlemleri tekrarlamış oluyoruz. Yani her sayfa için bu işlemi neden yapalım? Bunun yerine sadece bu menüye özel bir action metodu olsa ve ben bunu ayrı bir komponent gibi yani içerisinde bulunduğu view'e bağımlı olmayan ve ben bu partial view'e eklediğim her yerde kendi başına gitsin, datasını kendi alsın ve kendi içeriğini kendi üretsin. İçerisine bunu VIV'e ihtiyaç duymasın şeklinde yapmak istersek ne yapmamız lazım? VIV komponentleri kullanmamız gerekiyor. Bir sonraki dersimizde ise aynı yapıyı VIV komponent ile oluşturalım. Kategori menüsünü hazırladık. Ancak kategori menüsü datalarını içinde bulunduğu Vivin modeli içerisinden almak zorunda. Dolayısıyla bu işlemi her Viv için tekrarlamamız gerekiyor. Nerede bir kategori menüsü kullanmak istiyorsak o bir içerisinde mutlaka model içerisinde kategori bilgileri olması gerekiyor. Peki burada bir bağımlılık söz konusu. Dolayısıyla eğer ki biz kategori menüsünü ayrı bir komponent şeklinde hazırlarsak ve komponent eklediğimiz her yerde komponent gidip datayı alsın. Yani içine bulunduğu view'e bağımlı olmasın. Kendi kendine hem html kısmını açsın hem html içerisinde eklenecek olan dataları kategori bilgilerini kendi gitsin alsın. Dolayısıyla bu dersimize bir kategori with component oluşturalım. Peki ilk olarak biz komponentleri ana içerisindeki with components içerisine saklayacağız. Ve with component içerisinde bir klasik diyelim. Bekleyecek class'ımızın klasımızın ismi örneğin yaptığımız işle alakalı. Mesela kategori menü ancak sonu with component olacak. Aynen kontrolörlerde olduğu gibi kategori menü view component. Peki bunu dedikten sonra biz bu klası da view component'ten türeteceğiz. Cd'lerini noktaya basalım ve namespace'i yukarı eklesin. Ve view component içerisine bir metod ekleyelim. I view component result. Ve metod ismi de invoke olacak. Ve geriye bir view döndürecek. Ve view içerisinde de tabi bir model döndürmesi gerekiyor. O model de kategori repository içerisinden gelecek. Kategori repository diyeceğiz. data namespace'ini ekleyelim. Ve burada da kategorisi alalım. Peki bize data getirecek olan metodumuz hazır. Şimdi return view dediğimiz zaman bize gelecek olan view yapısını ne yapıyorduk? Gelip views içerisindeki shared klasör içerisine yeni bir klasör ekleyeceğiz. Burada components isminde bir klasör ve klasörün içerisine yeni bir klasör daha ve bu klasörün ismi de şöyle componentin içerisinde bir klasör. Klasörün ismi de kategori menü. View component. View component tabii ki gelmeyecek. Yani burada sadece komponentin ismi gelmesi gerekiyor. Kategori menü. Ve daha sonra bu klasör içerisinde yeni bir dosya ekliyoruz. Şöyle new file diyelim. Ve burada da örneğin default nokta Normal bir view olacak. Ve view içeriği de bizim yine şerit içerisinde bulunan menü içeriği. Bunu olduğu gibi buradan alalım ve default içerisine aktaralım. Peki yapımız aynen menü CSS olduğu gibi. Şimdi gelip biz bu default CSS temeli çağırmamız gerekiyor. Nerede çağıracağız? Nerede kullanmak istiyorsak. Örneğin menü içerisindeki index sayfasında kullanıyorduk. Örneğin daha önceden partial şeklinde bunu çağırıyorduk. Şimdi gelelim burada. Et Evet metodu ile bunu asegron olarak çağırıyoruz. Dolayısıyla şöyle component nokta invoke ile komponentimizin ismi neydi? Kategori menü şeklinde çağırıyoruz. Peki bunu kaydedelim ve aynı yapıyı gelip details'a da çağıralım. Şuradan buraya yorum satır yapalım ve altına inip aynı yapıyı burada da çağıralım. Peki şimdi gelip uygulamayı test edelim. .net watch diyelim. Ve localhost 5000 dediğimizde gene bakın aynı yapıya sahip olduk. Peki detay sayfasına gidersek bakın gene aynı yapıya sahip olduk. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken buradaki menü bilgilerini, menü datalarının içerisinde bulunduğu Vivin modeline ihtiyacı yok. Kendi başına repository içerisinden data bilgilerini alabiliyor. Kategori bilgilerini alabiliyor. Dolayısıyla biz gelip Home Controller'da Home Controller'ı açalım. Home Controller'da artık bu şekilde bir model yapısı oluşturmamıza gerekiyor. yok. İndeks sayfasında ne gösteriyor? Sadece Movies'ler. Dolayısıyla sadece Movies'leri göndermemiz bizim için yeterli. Bunları yorum satırı yapacağım. Ve sayfada sadece Movies'leri göndereceğim. Ya da detay sayfasına baktığımızda artık bir modele ihtiyacımız yok. Movie kategori modeline ihtiyacımız yok. Yapmamız gereken Movie üzerinden get by id ile tek bir movie bilgisini sayfaya göndermek. Ve dolayısıyla bunlarla da ilişkili olacak olan index ve detay sayfasındaki yapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Index'te i enumerable movie olması gerekiyor. Eski haline çevirmemiz lazım ve modelin kendisi de bir liste olduğundan dolayı burayı da model ile değiştirelim. Ve aynı şekilde detay sayfasına geldiğimizde artık tek bir movie sayfaya gelecek. Ve bunlara da ihtiyacımız yok artık. Çünkü modelin kendisi artık tek bir movie bilgisi. Dolayısıyla bu şekilde değişiklikleri yapıp tekrar deneyelim. Son olarak şunları da buradan alalım. İndekstekini de alalım. Ve localos 5000'e geldiğimizde sayfamız yine aynı şekilde çalışıyor. Ya detay sayfasına gittiğim zaman aynı bir şekilde çalışıyor. Buradaki menünün içerisinde bulunan Vivin modeline artık ihtiyacımız yok. Hatta gelip bu yapıyı olduğu gibi layout içerisine taşıyabilirsiniz. Yine aynı şekilde çalışır. İsterseniz gelip buradan alalım ve layout içerisine gidelim. Ve layout içerisine herhangi bir kısma bu menüyü ekleyelim. Örneğin gelip header kısmına ekleyelim. Sadece örnek olması açısından. Ve bu layout'u kullanan bütün CSTML sayfaların hepsi menüye sahip olacak. Yani gidip içerik sayfalarına tek tek bunları eklemeniz gerekmez. Sadece layout içerisinden Örneğin üçlük kısmını oluşturup aynen içerik sayfalarına yaptığımız gibi sol tarafta menünün gelmesini sağlayabilirsiniz. Sadece sağ taraftaki dokuzluk kısmı doldurabilirsiniz. Gelip sayfa yenileyelim. Bakın üst tarafta menü geldi. Detay sayfasına gidelim. Bakın üst tarafta gene menü geldi. Peki. Layout'tan bu yapıyı alalım. Tekrar uygulamayı yenileyelim. Eski haline gelsin ve bir sonraki dersimizde ise buradan bir menü seçtiğimizde o menüye ait olan ki burada movilerle yani filmlerle buradaki kategorileri ilişkilendirmemiz gerekiyor. Bu ilişkilendirme yapısını yapalım ve daha sonra filtreleme işlemlerini yapalım. Yani macera tıkladığımızda macera filmleri ya da bilim kurguya tıkladığımızda bilim kurgu altındaki film bilgileri kullanıcının karşısına gelsin. Bu dersimizde ise seçtiğimiz bir kategoriye ait olan film listesini güncelleyelim. Şimdi ilk olarak models içerisindeki movieslere gelelim. Buradan her bir movie bir kategoriye ait olması gerekiyor. Ya da tabii ki her bir film birden fazla kategoriye de ait olabilir. Ancak şu anda işi yalın tutmak adına bir filmin bir kategoriye ait olduğunu düşünelim. Dolayısıyla her bir movie için bir de kategori ID oluşturalım. Yani gelelim data içerisine ve buradan movie repository'ye gelelim ve eklediğimiz her bir movie'nin sonuna bir kategori id diyelim ve örneğin birinci film bir numaralı kategori ait olsun. Bir numaralı kategori id zaten repository'den biz biliyoruz. Örneğin bir numara macera ya da romantik bilim kurgu bu şekilde elemanları tek tek kategorilerle ilişkilendirelim. Aşağı gelelim. Örneğin ikinci filmi örneğin iki numarayla ilişkilendirelim ya da aşağı gelelim. Burada iki numara bir film daha girmiş olsun. Ya da aynı şekilde burada üç numaralı kategori ya da üç numaralı kategoride farklı bir film olsun. Yani burada 3 numaralı kategoriye ait olan iki tane film, iki numaralı kategoriye ait olan iki film ve bir numaralı kategoriye ait olan da bir film olmuş olsun. Peki gelip şimdi bunların filtrelemesini yapalım. Şimdi ilk olarak bizim komponenti açalım. Gelelim şuradan komponente. Komponentin default CSS temelisine gelelim ve burada bir link oluşturmamız gerekiyor. Şunu şöyle alt satır alalım. Biraz daha yalın gözüksün. Ve burada link oluştururken ref değil de biz tek helper'ları kullanalım. Örneğin ASP controller'ı home controller olsun. ASP action'ı index olsun ve asp slash route slash id parametresi ise i'nin in içerisindeki id bilgisi olsun. Yani kullanıcı buradan bir linke tıkladığında linki home slash index slash 3 olacak. Eğer ki herhangi bir id parametresi yoksa bu durumda da bütün film bilgilerini listeleyeceğiz. Şimdi home controller'a gelelim ve home controller'ın indeksinde burada filtreleme işlemini yapacağız. Şimdi ilk olarak indeksinde şöyle int id parametresini dışarıdan alması gerekiyor. Hatırlarsınız route datanın route sekmesinin 3. bölmesinde id optional'da. Ve ben id'yi burada kullanmak istiyorum. Yani burada home index slash burada 3 numaralı gelirse 3 numaralı bilgi bizim için kategori ifadesi. Ve 3 numaralı kategoriye ait olan filmleri burada listeleyelim. Peki buraya her zaman id bilgisi gelecek mi? Hayır kullanıcı eğer home indekse gelirse ya da direkt uygulamanın ana sayfasına geldiğinde yani ID bilgisi olmadığı durumlarda bütün film bilgisini kullanıcıya göndereceğiz. Önemli olan burada ID'nin olup olmaması. Eğer ID varsa filtreleme yapacağız. Yoksa filtreleme yapmaya gerek yok. Dolayısıyla burası nullable olabilir. Yani bir parametre buraya gelmeyebilir. Yani biz ilk durumda bütün filmleri ilk başta alalım. Örneğin gelip buradan movies diyelim ve bütün film bilgilerini movies'ten alalım ve burada soralım. Diyelim ki eğer id nula eşit değilse demek ki bir filtreleme yapmak istiyoruz. Dolayısıyla movies içerisine gene movies üzerinden bir filtreleme yapalım. Filtrelemeyi ver ile yapıyoruz ve sistem linki yukarıya eklememiz lazım. Ve gelen her bir film bilgisine i'nin içine sıra sıra kopyalayalım. Ve i nokta kategori id eğer yukarıdan gönderilen kategori ID'ye eşitse Demek ki burada istediğimiz kategoriye ait olan bir film var ve bunları Moviesler'in içerisine atar. Ve geri dönüş değerini şöyle turist diyelim. Ve en sonunda da Moviesler'i sayfa üzerine gönderelim. Peki uygulamaya girip test edelim. Ancak bunun öncesinde kategori repository'ye gelelim. Ve buradaki sayısal değerleri değiştirmeyi unuttuk. Bunlar şöyle 4 şöyle 5 olsun. Birbirinden farklı olması gerekiyor. Ve gelip sayfayı yenilediğimizde bu şekilde bütün film bilgileri geliyor başta bize. Ancak gelip buradan macera tıkladığımızda bakın tek bir film geldi ya da romantik'e tıkladığımızda bakın iki tane bilgi geldi ya da bilim kurguya tıkladığımızda iki tane. Ancak savaş ve komedi'de herhangi bir filtreleme olmadı bakın. Bu şekilde seçilen kategoriye göre filtrelemeyi yaptık ve tüm kategorileri görüntülemek isterse yani baştaki duruma gel gelmek istersek ana sayfaya gelmemiz yeter. Önce şurada bir tane ekstra bir link ekleyelim. Şuraya gelin. Herhangi bir işlem yapmadan önce şöyle for için dışarısında tüm kategoriler için hiçbir tag e Upper vermemize gerek yok. Burada öne gelip tüm kategoriler diyebiliriz. Ve burada da bir link verelim vereceğimiz link ana sayfayı gösteren bir link de olabilir. E gelip sayfayı yenilediğimizde bizim için burada tüm kategoriler gelir. Eğer tıklarsak zaten ana sayfaya gider ve diğer kategorilerde bu şekilde filtrelemeye neden olur. Peki bir sonraki dersimizde ise seçilen bir kategorinin arka planını aktif yapalım. Normalde bu incele dediğimizde ve gelip buradan herhangi bir A etiketinin klasına eğer aktif klasında eklersek bakın seçili olur. Ancak bunu tabii ki dinamik olarak yapmamız gerekiyor. Kullanıcı hangi kategoriyi seçmişse bunu route data içerisinden alıp burada aktif klasını ekliyor olmamız gerekiyor. Bu dersimizde ise seçmiş olduğumuz kategori bilgisini bir aktif klas ekleyelim. Peki burada yapmamız gereken bir kategori seçtiğimizde filtreleme yapılıyor ancak kullanıcı şu anda iki numaralı kategoriyi seçti ancak bu kategori hangi kategoriye dahil ediliyor. Yani iki numara hangi kategori temsil ediyor? Bunu burada aktif klasa ekleyerek kullanıcıya belirtmiş olmamız gerekiyor. Şimdi bunu yapmak için kullanıcının seçmiş olduğu ID parametresini almamız gerekiyor. Bizim varsayılan route'umuz controller action ve ID ve ID parametresi optional. Yani eğer uygulamaya gelen istek home slash index slash 3 ise buradaki 3 bilgisini almamız gerekiyor ve buradaki 3 bilgisi ID ile temsil ediliyor ve bu 3 numarayı alıp biz ilgili kategoriye komponent kategori komponent içerisinde ilgili kategoriye aktif class'ını ekleyebiliriz. Peki bu bilgiyi burada nereden alacağız? Gelip bizim route data diye bir özelliğimiz var. Route data'nın values'ları içerisinde belirtilmiş olan örneğin controller bana olur verir. Ya da ben gelip burada action dersem bana action ismi gelir ya da id dersem bana id bilgisi gelir. Yani biz buradan uygulamaya home index 3 değeri geldiği için burada bize gelecek olan değer home. Ya da action istersek bize gelecek olan değer action index ve id istersek de bize 3 numaralı değer gelir. Peki ben şimdi gelip id bilgisini alayım ve ID bilgisini de komponentten view üzerine taşıyayım. Bunu viewback aracılığıyla yapabiliriz. Viewback'in içerisinde bir değişken oluşturalım. Örneğin selected category isminde bir alan olsun. Ve select kategori içerisine route data'dan gelen values diyelim ve values içerisindeki ID bilgisini alalım. Burada yaptığımız invoke metodu çalıştığı zaman o anki URL içerisindeki ID parametresi alınır ve geçici bir alan içerisinde yani Vback içerisine bu atılır ve select kategori isimli bir alan Vback içerisinde oluşturulur ve select kategori içerisinde bu üç değeri aktarılır. Peki o anda ID'de bu, o anki URL'de eğer bizim gelip route datamız yoksa bunun kontrolünde burada bir soru işareti ekleyerek yapabilirsiniz. Yani eğer nula eşit değilse ID parametresini buradan alıp select kategori içerisine aktarabiliriz. Peki şimdi biz bu alanı da viewback içerisinden view üzerinden bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Gelelim view'e. View shared altındaki component default CSTML. Buraya gelelim ve burada a tagini burada yazdırırken her gelen a'ya koşullu koşulsuz olarak gelip list group item ve list group item action'ı e ekliyoruz. Ancak bunun sonuna bir aktif class eklersek gelen model içerisindeki bütün değerler için oluşturulan bütün A etiketleri için örneğin 5 tane kategori varsa 5 kategori için aktif klasa eklenecek. Ancak ben bu aktifi sadece VBAC içerisinden attığım ID değeri örneğin 3 ise sadece 3 numaralı değer için buraya aktif klasını eklemek istiyoruz. Dolayısıyla burada bir koşullu ifade oluşturmamız gerekiyor. Şimdi parantezleri açalım. Bunun öncesinde bir et işareti ekleyelim ve buraya bir kod bloğu yazacağımızı belirtelim. Ve burada VBAC nokta selected kategori biraz evvel oluşturduğumuz viewback içerisindeki değer eğer o anki kategori bizim için i'yi e temsil ediyor ve i'nin e içindeki id bilgisine eşitse ve gelip bunu to string ile string'e çevirelim ve burada selected kategori ile i e içerisindeki değeri kontrol edeceğiz bunu da gelip şöyle to string diyelim ikisini kontrol edeceğiz. Eğer bir eşitlik varsa demek ki biz URL'den belirttiğimiz ID ile o anki kategori için yazılacak olan A değerinin içerisine gelecek olan ID değeri de aynı değeri temsil ettiğinden dolayı kullanıcının seçtiği kategoriye ulaşmışız diyebiliriz. Dolayısıyla bu durumda bir böyle bir eşitlik söz konusuysa buraya bir soru işareti ekleyelim ve sonuna gelip aktif diyelim. Ve eğer böyle bir durum yoksa da boş bir şöyle tırnak ekleyelim. Şurada bir tane daha tırnak olacak. Peki ancak şu select kategorinin sonuna turisti eklemeyelim. Çünkü select kategori her zaman set edilen bir değeri olmayacak. Dolayısıyla select kategoriyi sadece bu şekilde tanımlamış olalım. Peki uygulamamız çalıştı. Şu anda bir kategori seçili değil. Eğer maceraya tıklarsak bakın bir numaralı değer ile o anki kategorinin ID'si eşit olduğundan dolayı buraya aktif eklendi. Ya da romantik ya da bilim kurgu savaş. Bu şekilde komedi bilgileri bizim için yapılır. Peki detay sayfasına gelin ve detay sayfasında da bakın. Burada ben details kısmında bir numara benim için şu an id değeri. Tamam normal biz şu anda defa rahatı kullanıyoruz ve üçüncü bölmedeki değer id bilgisi de şu anda bizim film detayı için kullandığımız bir değer. Ancak bunu komponent de kullanıyor bakın. Eğer romantiye tıklarsak şuradan gelip bir filmin detayına gelelim ve ya da gelip örneğin iki numaralı detaya gelelim. Bakın iki numaralı filmin biz detayını görmek istiyoruz. Ancak burada komponent 2 numarayı kategori ID olarak algılıyor. Sonuçta biz burada sadece home index için bu komponentteki selected'ı kullanıyoruz. Sonuçta biz detaya da gelsek detay sayfasında bir filmin detayı gösteriliyor ve bunun kategorilerle bir alakası olmadığından dolayı biz burada sadece index action metodunda bu işlemi yap diyebiliriz. Dolayısıyla gelelim komponente ve bu viewback içerisine select kategori atmadan önce eğer route data nokta values values içerisinden action'ı alabiliyoruz ve bu action'ı örneğin şöyle string diyelim eşit eşit sadece indeksteyken kullanalım. Peki bu durumda sadece indeksteyken viewback içerisinde doldurulduğundan dolayı details action metodu view'deki içerisindeki selected kategori sahip olmayacağından dolayı problem ortadan kalkar. Peki gelip uygulamayı yenileyelim. Macera. Tamam. Herhangi bir filmin detayına gelelim. Bakın buradan selected kategori olmadığından dolayı problem ortadan kalkar.